Bugün 14 Aralık 1991 Cumartesi. Değerli abimiz, araştırmacı, yazar Ercüment Özkan Bey'i Ankara'daki evinde, çalışma odasında ziyaret ediyoruz. Kendisine Kur'an-ı Kerim'le ilgili öğrenmek istediğimiz ve arkadaşlarımızın da duymasında fayda umduğumuz, öğrenmelerini arzu ettiğimiz soruları yöneltip vereceği değerli cevaplardan istifade etmeyi umuyoruz. Ve bizi kabul ettiği için de kendisine teşekkür ediyoruz. Ve izninizle ben birinci soruyla başlamak istiyorum. Kur'an-ı Kerim nedir, tanımlar mısınız diye basit bir soruyla başlayayım. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Suallerinizin Kur'an üzerine olması, dinin bizatihi kendisi olan, kendisinden daha önemli bir kaynağı bulunmayan kitabın adı olan Kur'an'la başlamak, onu hemen geçmemek, hep onun üzerinde durmak, onu ayaklı bir hayat tarzı, bir düşünce biçimi haline getirmek, Müslüman olmanın olmazsa olmaz şartı. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da Kur'an'a ahlak edinen kişi olarak en büyük sünneti ya da en müekked sünnetinin, birinci sıradaki sünnetinin bu olduğuna kanayım. Evet. Kur'an kendini tanımladığı şekliyle söylememiz gerekirse, ki elbette budur söylenecek şey, Allah'tan inen Resulü, elçisi Muhammed'e Allah'ın gönderdiği vahyin kendisinde toplandığı, bir araya getirildiği kitabın adıdır. Evet. En önce yapılması gereken tarif ve tanım olarak. Ondan sonra yine Kur'an için, Kur'an'ın kendisinin kullandığı deyimlerin dışına çıkmadan söylenirse, işte o zikirdir, o Furkan'dır, yani eğriyi doğrudan ayırt etmeyi kolaylaştırıcıdır. Evet. Ayrıştırıcı mı deniyor normal hayatta. Velhasıl buna benzer daha birçok adıyla anılan kitabın adıdır ki bu isimlerin hiçbirini hiç kimsenin ona söylemeye hakkı yoktur. O kitabı gönderenin koyduğu isimlerdir. Bu itibarla bence işin bu yanını genişletmekten, tafsilatlandırmaktan çok, Kur'an İslam'ın ta kendisidir. Nasıl iman edileceğini insanlara öğreten, nelere iman edileceğini belleten, nasıl salih amel sahibi olunacağı konusunda insanları aydınlatan Rabbimiz Allah'ın sözlerinin mecmuudur Kur'an. Evet. Ve Kur'an daha evvel, kendisinden evvel gönderilmiş vahiylerden, vahiylerde görüldüğü gibi korunmamışlığı da bulunmayan, kıyamete kadar Allah'ın korumayı üzerine indirdiği gibi korumayı da üzerine aldığını belirttiği, bu sebeple de indiğinden bugüne 1400 yıl geçmesine rağmen, yeryüzünde dört bucağına da yayılmış bulunmasına rağmen ikinci bir Kur'an nüshasına rastlanmamış olması, onu gerçekten Allah'ın korumasında olduğunu gösteren, en bariz akıl sahipleri için doyurucu bir cevap teşkil eden bir kitabın adıdır Kur'an. Bu itibarla diğer kitaplarla mukayesesi falan da söz konusu değil. Zira diğer kitaplar gönderildiği şekliyle almadığından neyi neyle mukayese edecek de şöyle veya böyle diyeceksiniz. Kur'an ancak kendisiyle mukayesesi mümkün olan bir kitaptır. Evet. Kısaca Kur'an'ı böyle tanımlamakta, yine kendi deyimiyle sahih iman sahibi olmayı tanımlayan salih amel, yani davranışlar tümü, yaşam biçiminin nasıl olacağını anlatan kitabın adıdır kısaca Kur'an. Bir kainat görüşü, dünya görüşü ve yaşam biçimi bütününün izah edildiği, açıklandığı ve menşe itibariyle de kainatı yaratanın gönderdiği bir kitabın adıdır kısaca. Teşekkür ederim. İkinci sorumuz, Kur'an-ı Kerim mucizedir. Yani yuvarlak bir cümle. Her yönüyle mucizedir. Bu cümle sizde önce neyi çağrıştırıyor? Yani Kur'an'ın mucize oluşu en fazla net yönüyle dikkatimizi çekmesi lazım. İcaz lügatta bilindiği gibi az rastlanılan, en güzel şekli ile kendini gösteren şeyler için kullanılır. Evet. Yani diyelim ki yeryüzünde bir sürü çeşitli büyüklükte elmas bulunuyor ama en büyük kıratta bir elmas bulunmuşsa, elmas konusunda o elmas, o güne kadarki elmaslar içerisinde mucizedir. Yani ancak o kadar büyük bir elmas parçası, kıymetine erişilemeyen bir elmas parçası demektir de bu itibarla mucizedir. Evet. Kur'an'a gelince, Kur'an'ın icazı gerçekten
Rabbimizin sözü olmasından başlayarak söyler isek, içinde bir çelişkinin bulunmaması onun icazını ifade ettiği gibi, içinde ifade edilen doğruların mekan ve zamanla eskitilemez doğrular, eskiyle eskimeyen, eskimesi mümkün olmayan, yıpranması kabil bulunmayan doğrular olması, Kur'an'ın icaz oluşunun anlamını ifade eder. Bir üçüncü sorum şöyle. Toplumumuzda yaygın olan bir kanaat var. Evet. Bu kanaatin özeti şu. Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz. Veya Kur'an-ı Kerim'i her adam anlayamaz. Bu yargı, bu kanaat bizim din adamı sınıfı olarak tanıdığımız ya da kendilerini öyle tanıtan zümre arasında da yaygın. Bu kanaat nasıl doğmuş? Bunun tarihi arka planında ne var? Yani kendi kendine mi ortaya çıkmış ve dayanağı var mıdır? Bu konuda neler? Efendim, şayet önce düşünceyi eleştirelim. Kur'an anlaşılmaz bir düşüncedir. Evet. Eğri veya doğru geleceğiz. Kur'an anlaşılmaz ise, varsayalım ki, anlaşılmaz ise biz onu anlamayacaklara onu gönderen göndermekle zulmün en büyüğünü yapmış olur. Yani Allah onu gönderdiğine göre anlayamayacak kullarına göndermiş olmakla illa vüs'aha sözüyle çelişmiş olur. Yani vüs'atimizin üstünde bize bir yük yüklemiş olur ki bu zulmün ta kendisidir. Zulüm ancak eksiği olan noksanı bulunanların eksik ve noksanlarını tamamlamak ihtiyacından kaynaklanan başvurdukları bir yanlış yolun adıdır. Ki bir şeyi ait olmadığı yere koymak anlamındadır. Evet. Zulme adil olan, hele mutlak adaleti temsil eden Allah'ın başvurması, yani onun zalim olmasını düşünebilmek ise haşa, kesinlikle Allah ile zulüm bir arada bulunamaz. Nasıl ki şirk ile iman bir arada bulunamaz, onun gibi bir şeydir. Kabil değildir, bunu düşünebilir. O itibarla bilakis Kur'an'ın içerisinde bu asırlardır yaygın, din adamları arasında yaygın değil, din adamlarının halk arasına yaydığı, ruhban sınıfının, işin biraz ince yanı bu ya, onların işlerine öyle geldiği için halk arasında, halk üzerinde baskınlık kurmak için bilakis kendi aralarında menfaatleri icabı yaydıkları bir yana, bir de halkın üzerinde asıl bu kanaatın yaygınlaşmasının ana sebebi, müsebbibi yok. Evet. Yani nasıl? Şimdi bunlar Kur'an'a aykırı, kesinlikle aykırı ifadeler. Zira Kureyş'te peygambere, sen nasıl peygambersin ki? Allah Kureyş'in sözünü iktibas etmiş Kur'an'da. Bizim gibi konuşuyorsun, çarşılarda, pazarlarda dolaşıyorsun, yiyor, içiyor. Böyle peygamber mi olur? Sanki Allah'ın elçisiyim diyorsun. Ola o zaman bir yerinden bir yerin Allah'a benzemeli, ilahi olmalı, bizden farkın olmalı diye gerekçeli, geçerli gerekçeli sanarak yaptıkları itirazlar karşısında Allah-u Teala de ki ben de sizin gibi bir beşerim. Ne var ki bana vahyolun? Yani tüm farklılar ibaret. Ben de o vahyi size vahyediyorum. Ben tebliğ ediyorum, açıklıyorum. İşte eşitleniyorum. Daha evvelki peygamberler de yerler içerler, çarşılarda, pazarlarda dolaşırlardı. Efendim peygamber ölmemeli. Kim demiş ölmemeli? Ölür ya da öldürülürse topuklarınızın üzerinden dönümü vereceksiniz. Demesi de peygamberlerin de ölümü tadıcı nefis taşıdıklarının Allah tarafından ifadesini teşkil eder. İken diğer yandan anlayasınız diye apaçık Arapça. Yani onlar kendi sözlerinin bir kısmını onları inandırmak için işte bunları bana Allah söylüyor diyor bu Muhammed bize, bizi ayakta kandıracak ayakta. Üslubuyla sözlerine karşı Allah-u Teala diyor ki anlayasınız diye apaçık Arapça gönderdi. Eğer yeryüzünde melekler gezip dolaşıyor olsaydı onlara meleklerden elçi gönderirdik. Sonra biz her kavme kendi diliyle hitap eden peygamberler, elçiler gönderdik. Bütün bunlar da gösteriyor ki Allah kullarıyla iletişim kurmak istiyor. Yani anlaşmak istiyor. Şimdi bir gezegenden buraya bir mahlukat gelse örneğin ne yapacak? Buraya indiyse bu adam Türkçe bilecek yahut bildiği dil neyse falan filan bir şeyler söylüyor yahut bunun dilinden anlayan var mı? Denmeyecek mi? Ha. Şimdi peygamber de Allah katından gönderilse bile hiçbir kavimden seçilip bir başka kavme tebliğ için görevlendirilen peygamber yok. Sünnetullah'ta böyle bir şey. Her kavmin içinde doğmuş
büyümüş, o kavmin anasını, babasını, sülalesini, soyunu bildiği insanlardan biri seçiliyor. Dolayısıyla o kavmin örfünün de ortak olduğu gibi dili de aynı olan insan. Öyleyse o kavme o dil ile hitap edecek. Bu bakımdan Allah-u Teala hangi kavimden peygamber seçtiyse ister istemez vahyini de o kavmin diliyle gönderecek ki o kavimle iletişimi kurabilsin. Aksi takdirde yine Kur'an'ın şehadet ettiğine göre, Kur'an'da bulunan ifadeye göre başka bir dilden onlara vahyetseydik, yani vahyi başka bir dilden gönderseydik, o zaman derlerdi ki bu ne diyor? Bir anlayan olsa da bize anlatsa. İşte böyle de demesinler için, yani biz her şeyi açık açık söylüyoruz ki kıyamet günü insanların bir mazereti, bir bahanesi kalmasın. Öyle anlamadığı dilden vahiy gelmiş, ne var, niye dinlemedik, anlamadık ki dinleyebilelim diyecekler o zaman. O zaman da Allah'ın ahirette sual etme hakkı olmayacak. Bu hakkı kalmamalı, mazeret, eksiklik olmamalı. Olmaması için anlayacağı dilden gönderilmeli. Şimdi bu elbette şu anlayış, ruhban sınıfı dediğimiz, esas itibariyle paganist dinlerin, yani çok tanrılı dinlerin din adamı sınıfı için kullanılan ruhban sınıfının icadıdır bu anlayış. Ve süratle çoğalan İslam toplumuna diğer dinlerden akıp gelen atıkların, kirliliklerin, yani diğer kültürlerin, dinlerin kirliliğinin İslam havuzuna giren insanların üzerinde, kafasında, tavırlarında bulunan kirliliklerin o havuzu kirletmesinin sonucu ortaya çıkmış bir yanlış esasi anlayıştır. Bu anlaşılmaz. Kim onlar? Ancak işte ruhban sınıfı yani. Mollalar anlar, hocalar anlar filan. Yok, her isteyen anlar. Nasıl ki Resulullah onu getirdiğinde milletin 3 devesini gütmek üzere emanet etmekten çekindiği, Abdullah İbni Mesud gibi bir deri bir kemik anlamış, adam anlamışsa, Ebu Bekir gibi ileri gelen de anlamışsa, Ali gibi çocuk da anlamış, Hatice gibi kadın da anlamışsa, Ömer gibi kabadayı da anlamış, Hamza gibi ağdan adam da anlamışsa, her zaman, her kavimde, her mekanda, her sınıf insan, yani mesleği, meşrebi, görgüsü, bilgisi, toplumsal seviyesi ne olursa olsun, herkes rahatlıkla anlar. Eğer Allah kullarına anlaşılmayan bir kitap, anlaşılması güç bir kitap göndermiş ise, kesinlikle bu zulüm olurdu ki, Allah ile zalimliğin bir arada bulunması, Allah'ın şanından değil, böyle düşünmek de mümkün değil. Düşünemiyorum. O itibarla bu anlayışı uyduranların işine öyle geldiği için, din adamları arasında yayıldığı gibi, İslam'da din adamı yok ama adamların dini var mı? Buna rağmen din adamı sınıfı da kendilerini kasa kasa bir şeyler zannede eder. Halkın arasında bu anlayışın yayılmasına kaynağını onlar teşkil ediyor. Sen anlaman husus, hani ağır olmalı desinler. Yani öyle özel bir sınıf ki paganist dinlerde bu sınıf dinin, o dinlerin akidesini belirleyen, dünyaya taalluk eden kurallarını belirleyen, iktidarı Sezar'la Allah arasında, Tanrı arasında Allah'ın vekilleri olarak paylaştıran, velhasıl cennetin anahtarını zünnarına takıp kaybolmasın diye istediğine veren, istediğinden esirgeyen insanlardır. Ama İslam'da Muhammed Aleyhisselam dahil, yani Allah'ın elçisi olduğuna iman ettiğimiz kişi dahil, hiç kimsenin kimseyi ne cennete sokabilme hakkı vardır, ne cehenneme sokma yetkisi vardır. Kimse kimse için hadi değildir. El-Hadi Allah'ın sıfatıdır. Allah'tır yol gösterici. İnsanlar bu dinin elçisi Muhammed Aleyhisselam başta olmak üzere ancak mübellirdir. Hidayet edicinin, yani doğru yol göstericinin gösterdiği doğru yolu insanlara açıklayıcıdır. Örneğin bu doğru yoldan ben sizden 3 gün evvel haberdar olduysam hemen ateş tutuşmuş gibi, yangın çıkmış gibi yetişip ne yapıp bunu size, bu doğruyu, doğru yolu tarif etmeliyim. Ondan sonraki sizin sorun. Sizinle Allah'ın arasındaki bir iş. Eğer gücü yetseydi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, babası olsa kendisine o kadar iyi muamele gösteremeyecek olan Ebu Talib'i 50 kere ve herkesten evvel cennete sokardı. Torpilini ona yapardı şu sokaktaki insanların deyimiyle söylerdi. Yok. Ne Muhammed'in torpili geçer ahirette, ne bir başkası. Onun geçmedi ya, geçmedi.
Zaten o gün diye kıyamet gününü, hesap gününü tarif eden Allah Kur'an'ında, kitabında hiçbir şefaatçinin, yani yardımcının yardım edemediği o gün, yardım edemeyeceği o gün diye tanımlıyor. Zaten din gününün sahibi, o günün sahibi olarak kendini tanımlayan Allah, her şeyin sahibi olarak orada, burada bize intifa hakkı vermiş, irtifak hakkı vermiş, hukuki deyimleri eleştirip malum ki kullanıyoruz, ediyoruz, bundan sonra geçip gidiyoruz. Elimizden filan hemen çekip almıyor ama orada hiçbir şeyimiz yok. Burak gibi de değil. Burada bir emanetçiliğimiz var, orada emanetçilik veriyor. Hiçbir şey olmayan kelimde bir emeği olsa yarasına sürer. Hiçbir şeyin, yani emin, kremin yoksa kimin yarasına süreceksin ki? Yani şefaatin söz konusu değil. Ayetlerde yine bu konuya taalluk eden Allah'ın izin verdikleri sözlerinden hoşnut oldukları ve izin verdikleri müstesna. Yani mülk onun ya. Senin amelinden, itikadından memnun olmuş. Sana diyecek ki örneğin, hadi şu malımdan al da şu kitaptan üç tanesini Hasan'a ver. Sen burada emir erimsin, hizmetkarsın. Yani kendi malından alıp verecek değil, kendi sevabından verecek değil. Mal onun, emir de onun üzerine. Zaten onun malında kendi arzunla tasarruf edemiyorsun ki orada. O söylerse ki sana ya da bana ya da Peygamber'e ya da Ömer'e, Ebu Bekir'e, Ali'ye, Veli'ye. Ne diyeceksin? Yok ben vermem. Can kendi mi ver diyeceksin? Elbette dinleyeceğiz onu. Çünkü hemen tık 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 boşuna gidip alıp vereceğiz. Neyi vermemizi istemişsen şimdi. Şimdi bu kadar açık ve anladığımızı da doğrusu vahiy gelmiyor ama bildiğimiz bir kitabı ben ana dilimle öğrendim. Arapça hakkındaki, Arapça üzerindeki çalışmalarım İslam'ı öğrendikten sonra oldu. Evet, kesinlikle bunu belirttim. Herkes ana diliyle, hele hele Türkiye için söylüyorum, açık söylüyorum. Ana dili Türkçe olan bir insan ister ise, ana dili Arapça olan birinden dahi çok daha iyi, çok daha âlâ İslam'ı anlayabilir. İşte numunesi karşımızda, ben Süpermen falan değilim. Sıradan, herkes gibi bir insan. Anlamak isteyen kuluna Allah yardımcı olmayacak da kendi dinini anlamak isteyene kime yardımcı olacak söyler misin? Onun dinini anlamak. Ona kul olmak istiyorum, bana yol açmıyor. Aa, gaddar Allah olur. Haşa ki bu küfürdür. Allah gaddar olur mu? Rahim ve Rahman, Rahman. Siz anlamak isteyin anlarsınız. Zaten illa müsaha. Yani herkes müsaati kendisine verilen anlayış, kavrayış sermayesi da sorumlu değil mi? O kadardan fazla anlamasını da ne kulun kuldan beklemeye hakkı var, ne Allah'ın kulundan beklemeye hakkı var. Çünkü sen babanız size 100 bin, öbürüne 200 bin lira verdiyse hesap sorarken 100 bine 100 bin verdiğinden 200 bin, 200 bin verdiğinden 100 bin hesabını sormaz. 100 verdiğinden 100, 200 verdiğinden 200 bin hesabını sorar. İnsanlar arasındaki bile bu geçerliyse öylesi, elbette Allah ile kullar arasındaki de arasında da geçerli olan. Anlaşılmazlık diye bir şey söz konusu değil. Ne var ki? Hiçbir şey. Bırakalım Kur'an'ı bir an için bir yana. Herhangi bir yurttaşlık bilgisi kitabı, coğrafya kitabı, yok fizik kitabı yahut tarih kitabı filan. Hiçbir kitap, hiçbir konu elbette ki daha yüzüne bakar bakmaz. Bir kere okudum diye o konunun alimi olamazsın. Yeryüzünde hiçbir yerde kimse olamamış. Defaatla defaatla okudukça, başkalarıyla aynı şeyi okuyan başkalarıyla tartıştıkça, takılsın, düşündükçe, öyle anlıyorum, acaba doğru mu anlıyorum, yahut bir de şöyle baksak nasıl olur filan dedikçe, insanın içine siniyor, özümlüyor, kanına karışıyor bu iş. Anlatabiliyor muyum? Fizikte böyle, Kur'an'da böyle, hiç bu bakımdan birbirinden farklı yok. Coğrafyada böyle, Kur'an'da böyle. İslam, anlayışı belli bir seviyenin üstündeki insanlara gönderilmiş bir kitap olsaydı, aristokratların dini olurdu. Kesinlikle. Eyyühennas diyor. Eyyühennas, aristokrasi demek değil. Herkes, insan kılığında yaratılmış dişi, erkek. Kadın, erkek. Herkes. Ne var ki? Akıl sahibi. Yani insan oluyor da aklını vermiyor Allah. O sorumlu değil. O onun muhatabı değil. Yani dinin muhatabı olmak için insan olmak bir, akıllı olmak, aklı olmak iki. Bir yaşındaki çocuk daha ne olduğunun farkında olmadığı için dinin mükellefi değil. Ama akıl bari olduktan sonra diye geleneksel olarak kullandığımız bir tabiri üzerinde durursak, o zaman muhatabı oluyor değil mi? O kadar. Anlaşılmaması mümkün değil.
anlaşılmamasının en büyük gerekçesi anlaşılmaz sanılmasıdır. Bu da çok kov, çok boş bir gerekçedir. Bu kanaatın yaygınlığı onun anlaşılmasının önüne geçiyor. Sebebi şu, herkes ya anlamaya çalışırsam sanki günahı kebair işlerim, korkusuyla yanaşmadığınız, üstüne düşmediğiniz bir işi bilebilir, becerebilir misiniz? Sıradan işte şoförlük dostu. Aman direksiyona geçersem kaza yaparım. Korkusu taşıyan bir adam ömründe hiç direksiyona geçemez. Allame-i Cihan'da olsa bir şoför bile olmaz. Olabilir mi? Çünkü şoför hayalden olunmaz ki. Evde 3 yaşındaki çocuğun yaptığı yuvan vum yaptıkça şoför olmaz. İlla ki ciddi, sahi direksiyonun başına geçecek. İyi kötü kullanacaksınız siz de orada burada. Bundan sonra olmuyor. Meleke kesbediliyor değil mi? Berberlik de öyle. Nalbantlık da öyle. Hepsi böyle. Temrin ile oluyor. Kur'an'ı öğrenmek de temrin ile. Tekrar tekrar okumakla, okuyup düşünmekle. İnsan yalnız başına her şeyi bilip her şeyi düşünemez. Yalnızlık Allah'ın sıfatı insanların değil. Sonra Allah yine o kitabında diyor ki, bir bilenden bir fazla bilen var diyor. Yani, öyleyse o başka bilenler, bir fazla bilenlerin bildiklerini de öğrenebilmek, onlarla da meşgul etmek. Bu konuda ben şöyle düşünüyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Şu ayeti ben şöyle anlıyorum, sen ne anlıyorsun? Diyerek, diğer insan kendi anlayışını zenginleştirir ve esas bazına, tabanına oturtabilir. Gerçek bu. Bunu yapmaz iseniz, elinize hiç almadığınız bir kitabı, anladığınız dilden olanını okumadığınız sürece o kitap, ister coğrafya kitabı, ister Kur'an kitabı, ister felsefe kitabı, ister astrofizik kitabı. Hiçbirini anlamazsın. Asırlardır bu millet Kur'an'ı okur. Okur da Kur'an kursları diye hemen kapatılması gereken şu kurslar var ya, çok tehlikeli. Amerika'dan tehlikeli, Rusya'dan tehlikeli, İngiltere'den tehlikeli. Kur'an kursuna gönderiyoruz çocuğumuzu, Kur'an öğrenecek diye millet perişan oluyor, mahvoluyor. Fakat anlamadığı dilden, yüzünden okutmasını belledikleri bu okullar yalancı meme gibi cuk 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 herkes çocuğun tatilinde, kış tatilinde hocaya gönderir, başına bir eşarp bağla, koltuğuna bir Kur'an dili ver, okur. Böyle kursa gitmişlerden sayalım Mahut Tuğbası'ndan Kenan Evren'e kadar. Allah'ı Türkiye'de var mı bir Allah'ın kulu ki Kur'an kursuna gönderilmemiş olsun, hem de Mustafa Kemal Efendimiz'in günü dahil. Ha? Ama, ulan cümle alemi Kur'an okumuş. Kur'an kursuna gitmiş, bu milletin haline bak, Kur'an'ın bir kelimesinden tın tın bir haber. Aman yarabbim. O zaman bunlar ne okudu acaba? Gazel mi okudu? Tabii ya. Anlamadığın dilden ne okursan bu Kur'an okumakla gazel okumak arasında hiçbir fark olmaz. İşin garibi ben küçükken Kur'an kursuna da gitmedim biliyor musun? Kaçtım, oyun daha tatlı yendi. Yani anlatmak istediğim şu. Elbette ki anlayamam. Yapamam, anlaşılmaz. Anlamaya kalkarsam acaba insanlar ne der? Kur'an'ın deyimiyle insanların çekiştirmesi, yani bak bak bak, kendini müştehit zannediyor. Hadi anlar mı? Türkçesi hiçbir zaman Arapçasını tutmaz falan. Allah, daha elini almadan cehennemi boylayacağın bir işten elbette ki geri kalırsın. Geri kaldığın işin de elbette ki bilmezi olursun. Başka nesi olacaksın? Alimi mi olacaksın? Süper cahili olup çıkarsın, silme, sıfır numara. Evet. Toplum olarak sıfır numara, Kur'an'ın cahili oluşumuzun da ifadesini anlatmış oluyorum, dile getirmiş oluyorum. Ben de bu toplumun bir ferdiyim. Bal gibi biliyorum. Tefsir bilmem profesöründen daha âlâ biliyorum. Evet. Hadis bilmem nesinden bal gibi daha iyi anlıyorum. Neden? Yani onlardan süpermenim falan değil. Mesele şu. İnsan kendisini ister geleneksel anlayışla medresenin skolastik kafa yapısı cenderesine soksun, isterse aynı anlayışın izini taşıyan akademisyenlik denilen arızalı açıdan işe baksın, muhakkak şaşı görecek, net göremeyecektir. Benim bu açıdan iki arızadan da muaf oluşum, defolu bulunmayışım daha iyi anlamama sebep olur. Efendim illa şu üniversitede aman doktorayı verip bir asistan olalım, ondan sonrası kolay derken arkasından bir doçentlik doktorasını verelim, doçent olalım, profesör oldun mu artık sen bak bana, gör bizi diyenlerin alayının kaybolduğunu, aha bu iki göz henüz toprak doldurmadan o gözleri gördü ve yüzlercesinin telef olduğunu gördü. 3 kuruş maaşa
aman beni atmasınlar, aman bilmem ne. Şimdi böylesi bir baskı altında Kur'an'ı anlamaya kalkacak bir adam ne kadar anlar? Resmi ideolojinin ve kamuoyunun, geleneksel kültürün baskısı ne kadarına müsaade buyururlarsa efendim ancak o kadar anlayabilir. Evet. Ondan dolayı böyle söylüyorum. Yoksa kimseye şahsi bir buğzumuz, insanları, bir kavmi yani, bir toplumu, öğretim üyeleri topluluğu yahut medrese bilmem nesi, onları kınamak, övmekten değil amacım. Anlayışım temelden bozuk olur. Buralarda bulunan insanların bu temeldeki bozukluğu aşamamışlığı, midilli atı gibi bacağı şu kadar, midilli atından yarış atı olur mu? Olmaz. Evet, olur mu? Yarış atına nah bu kadar bacak gerek. Evet, ancak böyle bacağı olan atmış. Bunların hepsinin daha okula başlarken bacakları kısa. Nasıl yarış atı olup da 100 metreyi, 1 kilometreyi gittikçe egale edilen rekorlarla daha kısa zamanda koşuyor. Mümkünatı yok. Bunlar sirk atı gibi hani belli aralıklarla adım atan, daha fazla da daha yavaş da koşmayan, programlanmış sirk atları gibi. Böyle olur, aman bize atarlar. Aman başımıza ne gelir? Rabbin Allah başına ne getirir acaba onun dediğini yapmadığın için hiç kimse bunu umursamıyor. Umursamadığı için kenar geziyor. Biz onu umursayıp başka hiçbir şeyi umursamamaya çalıştığımız için, emin olduğumuzdan yaptığımız için de doğruluğundan Allah-u Teala gücümüzü emniden veriyor. Emin ol, iman ediyorsanız güçlüsünüz ayetinin manası. Yoksa ben ne ordularım var, ne milyarlara tasarruf ediyorum, ne milyonlarca taraftarım var demiş. Mesele anlayışın bozukluğu insanı tıpkı yani hareket ettirelim hadi iki arabayı. Ben el frenini bırakayım ve vitese bak. Takayım, basayım gaza. Siz de el freni takın, yani çekili diyelim veya basın neyse. Sen de bas gaza. Ne olacak? Elbette ben %100 ben seni geçeceğim. Benim arabam Skoda seninki Cadillac olsa da geçer. Öyle değil midir? Evet. El freni takın. Ne olur? Daha şurada yanacak tekerim. Sen istop edeceksin, ben ipi gözleyeceğim. Yani yarışın bittiği yere ben varacağım, sen varamazsın. El freni çekin, araba yola gider. Ama daha bu işe başlarken el freni çekin. Geleneksel olarak herkesin kafasında vardır. Büyüklerimiz her neki buyurdu ise anların cümlesi haktır ve doğrudur. Daha geçen gün Almanya'dan gelen bir mektupta bir hoca efendi buyuruyor ki diyor. Efendim Hicri 2. 3. asırda ne kadar müştehit gelip geçmiş ise kıyamete kadar Müslümanların karşılaşacakları bütün sorunları çözmüşler. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Öyle buyuruyormuş. Oradaki bu hoca efendi. Tabii Türkiye'yi fethetti. Şimdi Almanya'dan diyor böyle hoca efendi. Şimdi buna cevap istiyor daha bir sürü sorusunun yanında. Aynı hoca efendi iktibası okumak caiz değildir diye fetvasını da vermiş. Ondan aklediyor. Konu şu. Burada acaba o büyüklerimiz dediği hoca efendiye sormak lazım. Haşa ve kella zamanları ve mekanları kapsayan Allah mı acaba o büyükleri? Yoksa bunlar da bizim gibi insan mıydılar? Elbette insandılar. İnsanlar her şeyleriyle mahduttur. Akıllarıyla, düşünceleriyle, izanlarıyla, muhakemeleriyle, boylarıyla, bostlarıyla, görmelerinin mesafesiyle. Her şeyleriyle. Hudutsuz olan, başlangıçsız ve sonsuz olan yalnız Allah. Öyleyse Allah hepsine mağfiret etsin. Ebu Hanife'den Evzai'ye kadar, Abdullah bin İbad'dan İmam Cafer'e kadar, yok Şafii'den bilmem Davud-u Zahiri'ye kadar. Herkes elinden geleni yapmaya çalışmış, yapabilmiş, yapamamış, ne yaptıysa. Ama hiçbirisi dememiş ki bizim görüşlerimiz kıyamete kadar geçerlidir. Onlar kendilerini bilen insanlar. Akıllı insan zaten böyle bir söz söyler. Doğrulukları kıyamete kadar bütün zamanları kapsayan, İsabetlilikleri bütün arzı kapsayan ifadeler ancak Allah'tan sadır olabilir. Çünkü bütün mekan ve zamanlara hakim olan, hükmeden, onların sahibi olan, onları yaratan, taşıdığı özelliklerin tümünü kendilerine veren varlık. Bunu da ancak öyle bir varlık, yani Allah yapabilir. Allah'ın dışında herhangi birisi böyle yapsaydı hemen Allah'ın ortağı olurdu da. O ki benim ortağım yok diyor. İki olduğumuzu düşünün, bu düzeni bulabilir misiniz? Evet.
Biz bazı soruların cevaplarını uzatıyor muyuz? Bu güzel yani. Aslında temel problem bu. Biz bu probleme birazcık farklı açılardan yaklaşarak daha rahat anlamaya çalışalım, öğrenmeye çalışalım. Bir de şöyle bir iddia var. Yani Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz iddiası. Vallahi gibi anlaşılıyor efendim. Gerçekten. Halt ediyorum söyleyelim. Hem de en büyük halt ediyorum. Sorumluluğu sırf gözü sözünden dolayı sorumluluğunun başka günah işlemese. Evet. Başka günah işlemese, Kur'an-ı Kerim anlaşılmaz, biz onu anlayamayız demesinin günahının hesabını veremez ahirette. Benim kanaatim bu, Kur'an'ı iyi kötü anlayan bir adam. Evet hocam. Evet. Şimdi bir de şöyle bir yaklaşım var. Kur'an-ı Kerim'in zahiri manasının ötesinde bir de batıni mana vardır. Buna işari manada diyenler var. Evet. Ve bunu her ilim sahibi anlayamaz. Ve bu tedris edilerek, efendim mekteplere giderek, gayret edilerek bu böyle bir ilim de elde edilmez. Bu Allah vergisi, mevhibi bir ilimdir ve Allah bunu bazı zevata verir. Yani çalışarak filan da olmaz bu. Ve bu insanların yaptıkları tefsirler de var. Bu iddiayı ispat etmek, bunu doğrulamak gayretiyle yaptıkları tefsir çalışmaları da var. Ve bu çalışmalara ben bir iki örnek vereyim. Mesela Sülemi tefsiri de var, bu tasavvufların yapmış olduğu tefsirler de var. Biraz daha şekillendirirsek, söz gelimi Kevser suresine alıyor. İnna atayna kel kevser. İşte bu her harfe bir rakam veriyor. Cifircileri mi söylüyorsunuz? Evet, cifir ve ebced hesabı diyorlar buna. Bununla işte bu ayet filan tarihe isabet eder. Filan tarihte şöyle bir olay olacak ya da oldu, işte bu ayet onu gösteriyor. İşte bu ayet efendim 1. Dünya Savaşı'na işaret etmiştir. Bu ayet 3. Dünya Savaşı'nın filan tarihte çıkacağına işaret eder gibi Kur'an'ın gaybi haberleri veren ve bunun da böyle matematiksel yollardan çözümü sağlanmış bir kitap gibi takdim ediyorlar. Bu doğrultuda kaleme alınan tefsirlerden istifade edebilir miyiz? Ve bu kanaate nasıl yaklaşırsınız? Sorunuzun sonunda söylediklerinize baştan cevap vermeye başlayarak. Buyurun. Gerisine başlangıcına doğru gidelim. Buyur abi. Efendim, kesinlikle şu bilinmeli ki, Kur'an insanlar tarafından ahlak edinilsin için gönderilmiş bir kitaptır. Amen. Ahlak ise tüm düşüncelerinin kendisinden kaynaklandığı şeyi kapsamına aldığı gibi tüm amellerini biçimlendiren şeyi de kapsamına alan bir kavramdır. Bu itibarla Allah bu kitabını kulları ona uysun için göndermiştir. Yoksa kulları o kitabı kendilerine uydursun için göndermiştir. Adına tasavvufçu deyin, cifirci deyin, ebcedci deyin, hurufiye deyin. Ne derseniz deyin. Bunların hepsinin yaptığı Allah'ın kitabını hevalarına uydurmaktır. Kesinlikle bunun sorumluluğunu ahirette ödeyemeyeceklerdir, hesabını veremeyeceklerdir. Ayrıca ve ilave olarak bir not şeklinde burada koymak gereğini duyuyorum. Cifir, hurufiye, yani harflerden anlamlar çıkarmak ya da tarihler, istikbalde olacak gaybi şeyler hakkında bilgiler ve ebced denilen ki bu üçü akraba deyimlerdir. Eski Hint dinlerinden bir dinin başka paganist dinlere de taşıdığı akidevi unsurlarından bir unsurdur. İslam'la uzaktan yakından alakası yoktur. Örneğin, gayb eğer bilinmeyen anlamına gelen kelime ise ki öyledir. Kıyamet de bilinmeyen bir şeydir. Ne zaman kopacak? Yani kabirdekiler ne zaman ayağa kaldırılacak, kıyam edecek, dikilecekler, diriltilecekler? Bu konuyla ilgili olarak daha birçok konuda var ama Allah-u Teala açıkça sana kıyametten yani saatten sonra bak kıyamet ne zaman kopacak? Yani insanlar kabirlerinden ne zaman çıkarılacaklar demektir. Soracaklar. Onu bilmek nerede, sen nerede? Yani hiç mümkün yok. Bir peygambere sakın ben peygamberim diye bu konuda bir şeyi söyleyebilirim filan zannetme az da olsa. Bu tehdit, tembih, uyarı var iken bu ifade de öbür taraftan başkalarına da bu peygamber, Allah'ın elçisi bilir filan diye böyle soru filan da sormayın. Ha bunu ben bilirim, kimseye de söylemem. Gaybı ben bilirim, ben. Abi özür dilerim, bir cümle. Estağfurullah. Buna rağmen
İslam dünyasında bizim gerçekten değer verdiğimiz, kitaplarına, görüşlerine itibar ettiğimiz alimler, peki nasıl olmuş da kıyametin alametlerini, tarihini, kopuş tarihini tespit etmeye yönelik çalışmalar yapmışlar? Yani bu ayetlere rağmen nasıl olmuştu bu eserler kaleme? Kur'an'ın dışına taşarak, her geçen gün deterjanın köpüklü deterjanın köpür 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 köpür, aslı şu kadarken köpüğü bir çuval olur ya. Evet. Kur'an bu kadarken peygamber adına söylenilen, uydurulan rivayetler, saptırılan sözler, hareketler köpük gibi Kur'an'ı içinde kaybolacak hale getirmiş. İlk bakanlar da kaba olarak o rivayetlerle karşılaşmışlar. Evet. Ve dinlerden de İslam havuzuna taşınılan bu İsrailiyat en genel anlamıyla, yalnız Yahudilerin dininden gelme değil, evet, hangi dinden, hangi İslam dışı akideden taşınmış olursa olsun, taşınan şeyler milletin gözünü bürümüş, hikayecilik, menkıbecilik almış yürümüş. Evet. Ve Kur'an'ı örter olmuş. Ta ne zaman? Beni Ümeyye'nin iktidarı, siyasi iktidarı ele geçirdiğinden itibaren başlamış. Resmen, üstelik prim de almış. Bu çalışmalar. Tabii. Örneğin Beni Ümeyye Sarayı Şam'da Süryanilerin eski Yunanca'nın, Yunanlıların ne kadar filozofu varsa, onların karınlarının gurultusundan öteye anlam taşımayan tüm felsefe kitaplarını harıl harıl Arapçaya tercüme edip çok iyi bir geçim kaynağı bulduklarını ve Şam'daki Beni Ümeyye Sarayı'ndan altınlarla beslendiklerini biliyoruz. Diğer yandan kendi siyasi iktidarını meşrulaştırmak için zayıf karakterli olarak gördüğü kimselere, peygamberin gününde aleyhissalatü vesselamın yaşadığını bildiği kimseleri sarayda, bunlar gariban, işi yok, gücü yok. Ondan sonra şahsiyeti de zayıf. Onlara altın liralarla iktidarlarını meşrulaştırıcı rivayetler söyletenlerin de yine Beni Ümeyye Sarayı'nda yaşayanlar olduğunu biliyoruz. İnsanların içinde zayıfları var. Daha peygamber aleyhissalatü vesselam sağ iken, hayatta iken bile her gün akşama kadar beraber yaşadıkları minicik bir toplumda yapacakları ya da yapmayı düşündükleri bir işi gidelim de Allah'ın elçisine soralım, böyle yapalım mı yapmayalım mı diyecekleri yerde hevalarını, yani kendi düşüncelerini din haline getirdiklerini görüyoruz. Karılarının 3-4 ay geçtikten sonra peygambere durumu şikayet etmeleri üzerine peygamber üzerlerine gidip, size ne oluyor, ben aranıza gönderilmiş Allah'ın elçisi değil miyim? Ben oruçta tutuyorum, namaz da kılıyorum. Ben hanımlarımla da yatıyorum, bilmem, yemek de yiyorum. Size ne oluyor? Bunu nereden çıkardınız? Hani akşama kadar oruç tutup sabaha kadar namaz kılmayı kafaya koyan 4-5 kafadar vardır. Evet, anlatılıyor. Tabii peygamber hayattaki. Ya bu mübarekler, neyi nasıl yapacağınızı Allah, oradan sorsanız da Allah'ın elçisi henüz aranızda. Ha? Ölmemiş, yaşıyor. İki adımlıkta yer yani. Ne adam fersah fersah uzaklardan bile gider de. Aynı yerde yaşıyorsunuz. Minicik 8-10 bin nüfuslu bir toplumdasınız henüz. Ha? Küçücük bir kasaba bugünün ölçülerine göre. Değil mi? 10 bin nüfuslu kasaba kalmadı neredeyse. Yok. Bu zayıflıklar, İsrailiyat'la alakası yok. Bu insanların az aklediyor oluşları, az düşünüyor oluşlarının tezahürü. Ama insanların zavallıları gerçekten çok fazla. Giderek başka dinlerden taşınan yanlış fikirlerin, akidelerin yayılması Müslümanlarımız arasında, gelenler tarafından taşındığından dolayı. İki, Beni Ümeyye ile birlikte siyasi iktidarını temin etme, muhafaza etme, korumayı, İslam'ı aziz etmekten öne almış oluşu, İslam nelere maruz kalıyor, ihmal etmiş. Yani hani birinci hanım ihmal edilir ikinci hanım gelince ya, onlar için iktidarları bir ikinci hanım olmuş. Yani bütün ilgileri, sevgileri, fedakarlıkları, cömertlikleri, her şey iktidarları için olmuş. Eğer doğruysa Allah biliyor ama Şam'da Beni Ümeyye Sarayı'na getirildiği zaman bir tepsinin üzerinde veya sininin, onun kulağına, kellesinin yani başının kulağına elindeki çubuğu sokup tepsinin üzerinde çeviriyor Yezid. Mervan bin Hakem'in de orada onun yanında olduğu söyleniyor ve aynen şunu söylediği rivayet ediliyor, doğrusunu Allah bilir. Böyle deniyor kitaplarda. İşte şimdi gördü Beni Haşim
aralarından birini peygamber çıkarıp da Beni Ümeyye ile saltanat rekabetine girmenin ne demek olduğunu. Eğer bu adam bu sözü söylediyse ki gerçek anlamda ancak Allah bizimle onun arasında 1400 yıl var neredeyse. Bu adam demek ki ördek gibi İslam suyu deryası boca edilmiş ama bir damlası şu sözün sahibi ise ya da kim sahibi olursa olsun hiç ıslanmamış. Ördek hiç ıslanır mı? Telekleri yağlıdır. Akşama kadar suyun içinde dalar dalar çıkar. Tövbe al kucağına bir damla ıslaklık sana gelmez. Yok bu kendi ıslak değil ki seni ıslatsın. Şu sözün sahibi İslam'dan hiç ıslanmamış demek. Bu adamın öyle söylediği söyleniyor. Allah bilir. Şimdi şu anlayışın hakim olduğu bir saray İslam'ı mı birinci sırada tutuyor? Siyasi ikbal, istikbal ve konumunu mu birinci sırada tutuyor? Diğer yandan Muaviye'nin peygamberin yanında kendisinden daha fazla kaldığı, bulunduğunu bildiği bir sahabeye rastladığında Şam'dar sarayında ey diyor filan sen peygamberden, peygamberin yanında benden daha ziyade kaldın. Bana ondan bir haber, bir hadis nakleder misin? O da zeki bir insan, takvalı da aynı zamanda Muaviye'yi iğnelemek, ikaz etmek, düşündürtmek için aynen şöyle söylediği söyleniyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İki nokta üst üste, tırnak aç. Şehitlerin efendisi Hamza'dır. Yani Resulullah böyle demişti. Şehitlerin efendisi Hamza'dır. Kim? Cair bir hükümdar zamanında yaşar, yani zalim bir hükümdar zamanında yaşar ve ona zulmünü söylediği, zulmüne karşı çıktığı için onun tarafından öldürülürse, bu öldürülen kimse de şehitlerin efendisi Hamza gibidir. Yani o da şehitlerin efendisi mesabesindedir. Bu çok inceliği bulunan bir rivayet. Muaviye'nin bu rivayet karşısında şöyle söylediğini yazıyor kitaplar. Anan ölsün emir, söyleyecek başka, rivayet edecek başka bir haber bulamadım. Sana ancak böylesi söylenir ki, o mübarek de böylesini söylüyor. Ders alsana. Yalan demiyorsun, dikkat et. Bula bula bunu bulundu. Ne demek? Peygamberin sözlerinden hangisini bulursan bul, yeter ki onun sözü olsun. Ha? Laf mı? İşine gelmiyor. Yaptığı işi hatırlatıyor ona. Suçlu en fazla neden hoşlanmak böyledir? Suçunun hatırlatılmasından hoşlanır. Evet. Öyle değil mi? Meziyetli de en fazla elbette meziyetinden bahsedilmesinden hoşlanır. Neden? Doğal değil mi bunlar? Bu itibarla bu hurufiyeciliğin, cifirciliğin kendini 50.000 defa alim zannetsin dursun. Müfessir bilsin dursun, muhaddis bilsin dursun, mütefakkih bilsin dursun, müştehit bilsin dursun. Hiçbir kıymeti yoktur. Farenin kuyruğundaki bir kıl kadar dahi İslam'da yeri yok cifirciliğin. Dediğim gibi menşe itibariyle de binlerce dinin kaynağı olan, paganist dinin kaynağı olan Hindistan'daki dinlerden bir dinin akidevi unsurlarından, yani insanların o dinin ruhbanlarının uydurduğu şeylerden biridir ki hiçbir zaman böyle şeylere İslam itibar göstermemiştir. Hiçbir şekilde itibar göstermemiştir. Zahir ve batın konusuna gelince ki sorunuzun başına doğru gidiyoruz, tırmanarak. Elbette ki Kur'an insanlara şunu bilmeli Müslümanlar, zahiri ölçü edinmelerini belirtmiştir. Zira batın yani görünmeyen, gizli, batın, karın anlamında yani içi görülmeyen, aslı bilinmeyen anlamına geliyor. Allah-u Teala bildirmediği bilinmeyenle kullarını nasıl sorumlu tutar? Elbette kullarının bilebileceği şekilde apaçık anlattığı şeylerden sorumlu tutar. Kimi ayetlerde ifade tarzı itibariyle atıfta bulunarak mecazi anlamlar var ise de mecaz kesinlikle batın yani batın demek. Tasavvufun kendine din edindiği batın, din edindiği, akide edindiği batın, onların kuruntularından öte, gerçekten hiçbir şey ifade etmeyen, gerçeğin trilyarda biri
kadarının dahi ifadesi olmayan zanlarından başka bir şey değildir. Biz gerçek batını Rabbimiz Allah'ın bildiğini, kimseye de bu konuda bilgi vermediğini biliyoruz. Eğer Kur'an'da batından, gaybdan bir takım şeyler bildirilmişse, gaybın sahibi olan Allah bildirmiştir. Bildirdiği Muhammed Aleyhisselam'ın bilmesiyle de kalmamış, onun da kendine bildirileni sair insanlara tebliğ etmesiyle sır olmaktan çıkmıştır. Zaten hiçbir vahyi peygamber gizleyemez. Hele bir gizlesin. Mümkünatı var mıdır? Düşünülebilir. Çok özel vahiyler var. Mesela İsa'nın annesine, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın annesine yapılan vahiyler, gönderilen vahiyler var ki Kur'an bahsettiği için emin bir şekilde söyleyebiliyorum. Ama onlara yapılan vahiyler tamamen özel amaçlı, insanlara açıklanması gerekmeyen, kendileriyle çocukları arasındaki bağla alakalı, ilişkiyle alakalı nasıl davranacaklar çocuklarına. Örneğin Meryem, Allah'ından razı olsun, kocasız hamile kalmasını insanlara karşı izah edememe sıkıntısı çeken hayalı bir kadın olarak bu haldense ölmeyi yeğlerim deyip kendini öldürmeye teşebbüs edebilir. Ya da çocuğunu düşürmeye teşebbüs edebilir. Halbuki Allah-u Teala ondan doğacak çocuğun peygamber olmasını dilemişse, araya girip de toplumda genel geçer değer yargılarına rağmen Meryem'e bir sükunet vermek, bir teminat vermek durumunda hisseder Allah kendini. Onun için Meryem'e böyle vahyeder. Yoksa Meryem o çocuğun başına bir iş getirdi. Öyle ya, namuslu bir kadın durup dururken kimseyle yatmadan hamile kal, bir de çocuk bir ele güne ne der? Bir de dindar geçiniyor, mescide kapandıydı. Bilmediğimiz neler demek, seni fahişe seni demez mi insanlar? Böyle denmesin, böyle deneceğinden de korkar namuslu bir kadın. Namussuz korkmaz da. Meryem Aleyhisselam, Hazreti Meryem korkar. Namuslu bir kadın, iffetli bir kadın. Bu korku ona taşıdığı çocuğa bir şeyler yapmaya sevk eder. Bu yapılmasın ki, çünkü o çocuk peygamber olacak. Firavun, Mısır'da yaşayan Yahudilerin gördüğü rüyanın sonucu Kur'an'ın ifadesiyle tüm erkek neslini kurutuyor. Diyor ya, sizin erkeklerinizi öldürüyor, yalnız kadınlarınızı bırakıyor. Şimdi Musa'nın annesi de bir erkek çocuk doğurmuş Musa. Ne yapsın? Gelecek Firavun'un askerleri alacak cennet. Yani gözünün önünde o körpe çocuğu belki kılıçla ikiye biçecek, bilmem ne yapıyor. Bir anne canından bir parça olan çocuğunun gözünün önünde öldürülmesine nasıl tahammül eder? Başına gelebilecek olayı tasavvur ettikçe o çocuğu daha az sıkıntılı, ne olsa ölecek, daha az eziyet vererek ben öldüreyim diye düşünecektir. Normali bu. Allah-u Teala o çocuğun peygamber olmasını dilediği için ona demiştir ki işte bir sepet yap, şöyle şöyle et, içine de koy. Nil dalgasız bir nehirdir. Böyle hiç akmıyor gibi de şey yap. Çok fevkalade düzlük. Kilometrelerce Mısır'da düzlükte akar. Güneyindeki Victoria Gölü tarafında filan şelaleli, hızlı akışlı tebili yerleri var da burada akmıyor gibi duruyor. Akıntıyla, bak boğazdaki akıntı bile fark edilir yüzünden ama Nil'de fark edilmez. Akıntıyla gide gide Allah-u Teala o çocuğu işte Firavun'un sarayında büyütür. Böyle bildiğimiz olaylar yani gerisi şu anda konumuz itibariyle ilgilendiriyor. Bu olayın gerçekleşmesi için Musa'nın Aleyhisselam annesine vahyedilmeliydi. Onun için vahiymiştir. Bu vahiy de bizim, yani insanlara tebliği gereken vahiyler değil. Onun için de bu tür vahiy aldığını kesinlikle bildiğimiz Meryem ve Musa'nın annesinin peygamberliği söz konusu değildir. Değil mi? Peygamber yani başkasına habercilik eden. Halbuki onlar bu iki haberi kendinde tutacak. Gerçi Meryem başkalarına bilmeden bilme işte ona sor. Allah çok kucağındaki bebeğe konuşturuyor. Ocaktaki çocuk konuştuğu görülmüş mü? Hayır, o zaman demek ki Meryem'in dediği doğru diyecekler de Meryem doğru durumda kurtulacak. Yoksa nasıl izah edilir kocasız çocuk sahip olma? İnsanların bilmediği, görmediği, alışmadığı bir şey. Nitekim alışmadığı şeyler karşısında hayrete düşmek peygamberin de başına gelen iş değil midir? Kendisine ilk vahiy geldiği zaman şaşkına dönmüş, gözleri fal taşı gibi açılıp canını emine zor atmamış mıdır nefes nefes? Hatice de korkmuş onun bu halinden ama hele bir uyu bakalım, yat gel dizine yatın. Uyuttuktan sonra demiş, ne oldu anlat. Böyle mi? Ve
sonunda da işte Rabbimden, şeytandan mı bilmiyorum. Tabii insanlar ilk karşılaştıkları olaylar karşısında elbet şaşırırlar. Fıtratlarının gereği doğal tezahürü bu. Yani anlatmak istediğimiz şey şu ki, kesinlikle müfessir yapmış, büyük müfessir demiş, yok küçük müştehit söylemiş, yok muhaddis şöyle etmiş, mütefakkih böyle, hiçbir şey yapmış. İslam'da batın ilmi diye bir ilim var ise eğer ki var, ama alimi Allah. Alimül gayb. Gaybı bilen, batın da gaybın diğer bir eş anlamlı kelimesi. Evet. Alimül gayb kimdir? Gaybın alimi Allah'tır. Muhammed Aleyhisselam'dan sonra da kimseye vahyedeceğine, gaybından haberler vereceğine dair en ufak elimizde Kur'an'a baktığımızda bir delil göremiyoruz. Bundan dolayı da efendim şuna bildirim, işte buna bilmem, bu onların kuruntularını, hevalarını din edinmekten öteye bir anlam taşımayan şeylerdir. Böyle şeylere itibar eden ahirette akidesinin hesabını veremez, iyi düşünmelidir. Eğer buna rağmen, bu gerçeğe rağmen bildiğini okuyacaksa biz de deriz ki kısaca cehenneme dağılmam lazım. Güle güle. Ne yapalım? İstemiyorum. Buna yakmayız, kimse cehenneme gidecek diye, ama kimse kimseyi ne cennete ne cehenneme sokamaz, kurtaramaz. Ancak kendini sokabilir, kendini kurtarabilir. Değil mi? O itibarla kesinlikle Müslümanlar böyle şeylere itibar etmemeliler. Benim bilebildiğim kadarıyla ta başından bu yana tefsirlerin hemen hepsini arızalı, hem de esasi arızalarla dolu olarak görüyorum. Yaralanacak yanları yok mu? Elbette var. Fakat bilmeyen ve onlarla işe başlayan adamın neresinden yararlanacağını bilmemesi, neresinin yanlış olduğunu bilmemesi dolayısıyla yanlışı da doğru demir başına, tarihanesine kaydedecek. Doğruyu belki yanlış görecek. Dolayısıyla kesinlikle kimseye de, hele mübtediyseler, yani bu işleri anlamaya yeni yeni başlıyorlarsa, tefsir okumayı yararlı değil, mutlak manada zararlı görür ve yasaklar demez. İmkanımız. Okunur ne zaman? İşin esprisini kavrar. İyice kıstasları edinir, kriterleri eline geçirir. Bunu kavrar, ondan sonra korkar. Korkma. Vücudun mikroplara karşı muafiyet kazandığı gibi ondan sonra korkma. Mikrop ver zaten, aşı mikrop verme değil midir? Ne yapıyor vücut? Verdiği mikrobun sırtını yere getiriyor ve atıyor, def ediyor onu. Öyle yapar. Bu hale gelmiş adam, go, bas kapitali doğrusu, hazin tefsirini doğrusu. Hiç fark etmez. Ama yeni başlamadan tefsir okuyorum. Yani şimdi ağız dolusunda bir laf, tefsir okuyorum. Allah muhafaza, bir sürü yanlışı doğru hanesine kaydediyor, demirbaşa geçiyor, ondan sonra geç önüne geçebilirsin. Yahu bu yanlış, nasıl yanlış oldu, sen kim oluyorsun, kocaman müfessir bilmem kim, Hazin Efendimiz ya bilmem ne tefsirinde yazıyor deyip karşına dikildi mi, yapacak hiçbir şeyin kalmıyor. Bu duruma gelmesi, onu kaybetmek açısından elem verici olduğu gibi, anlatabiliyor muyum? Onun da kendini bilmemesi, tefsir okumuş bir adam olarak çok büyük görüyor kendini. İki taraflı kayıp, hem onu, o kendini kaybediyor, hem de biz onu kaybediyoruz. Böylesi neresinden baksan zarar olacak kişi de akıllı insan herhalde kimse böyle tavsiye etmez. Etmemeli. Zamanı var. Şimdi mesela güreşe yeni başlamış biri düşünün. Bu işte fevkalade profesyonel olmuş birisiyle tutuşursa kemikleri kırılır, bir daha tövbe eder, gözü de korkar, şimdileri de çıkar. Bunun gibi görüyoruz, ondan yasaklıyorum. Yavaş yavaş. Yani işi kavrasın, esprisini kavrasın, ondan sonra sindirsin. Sonra tamam, olimpiyattaki yarışlara da gönderelim. Değil mi? Ama daha bismillah köyün harman yerinde iki çocukla boğuştum diye ertesi gün olimpiyatlara çıkmaya kalkarsa adamı minderin dışına değil, seyircinin üstüne atar. Evet. Bir ara verelim isterseniz. Tabii. Şu soruya geldik. Peki bu anlattıklarınızın devamı olacak. Bu Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasında bir hiyerarşi söz konusu olabilir mi? Yani ilkler, Resulullah'a daha yakın olanlar en iyi anlamışlardır. Ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in. Dolayısıyla bize gelinceye kadar çok zaman geçmiştir, çok şey kaybolmuştur, unutulmuştur. Dolayısıyla biz bizden önceki alimlerin söylediklerine bakalım, onlardan istifade edelim, onlardan anlasak bize yeter
deniyor. Bu kanaat hakkında neler söylersiniz? Efendim ben genel bazı şeyler söyleyeyim, akabinde de özelleştireyim bunları. Buyurun. Bir, meşhur deyimiyle ol mahiler derya içredir, deryayı bilmezler diye bir mısra var. Yani o balıklar ki evet, denizin içindedirler ama denizi bilmezler. Şimdi kimi insanlar da var ki, bu beyitten veya mısradan hareketle söyleyelim, yaşadığı mekanı, yaşadığı zamanı ondan sonra veya ondan başka bir mekanda bulunandan daha iyi değil. Bilakis onun anladığı kadar bile anlayamazlar. O mekanda, o zamanda yaşadıklarını, kimi insanlar, herkes demiyor. Evet abi. Örneğin, Türkiye'de yaşayan, bütün gününü burada geçiren, parlamento muhabirliği de yapan, gazetecilik de yapan nice insan var ki, Türkiye politikası, Türkiye ile ilgili politikalar konusunda tutarlı bir yorum hiçbirinden okumamışken, meseleye vakıf olan, dünyanın öbür bucağında oturan, örneğin bir Amerikalı, bir İngiliz, bir bilmem Fransız gazeteci geliyor, bir hafta burada kalıyor ve gidip gazetesinde, dergisinde bir makale yayınlıyor. Herif tüm ömrünü burada geçirmiş gibi röntgenini çıkarıp gitmiş. Görüyoruz yani yazdığı yerde. Bunlar neyi gösteriyor? Yani ben bu genel şeyleri niçin söylüyorum? Bir şeyi gerçeğine daha uygun anlamak için yalnız başına o gerçeğin cereyan ettiği zamanda, mekanda yaşıyor olmak yetmiyor. Bu işler kavrayışla alakalı, anlayışla alakalı, algılayışla alakalı, sağlıklı muhakeme ile alakalı işler. Mesela İran hakkında, ben İran'da yaşamıyorum. 10 yıl içerisinde 6 defa gidip geldim. İran hakkında yaptığım yorumlar, halen yapmaya devam ettiğim yorumlar, İran'da yaşayan insanların bile çoğunun, hepsinin demem mümkün değil ama tanıdığım kadarıyla çoğunun anlamaktan bile aciz kaldığı yorumlar. Yani benimle onlar arasında bir mukayese için söylemiyorum. Genel ölçüler içerisinde demek istiyorum ki, Kur'an'ı daha iyi anlamak için Kur'an'ın indiği günlerde yaşıyor olmak yetmiyor, yetseydi eğer, veya bu olmazsa olmaz bir şart olsaydı, o gün yaşayan her kim var ise, eblehinden dahisine kadar hepsinin birbirinden şahan, bugünkülere nispetle veya daha sonraki asırlarda yaşayan insanlara nispetle birbirinden fersah fersah üstün insanlar olmaları gerekirdi ki, bize gelen rivayetlere baktığımızda hiç de o günde yaşıyor olmak avantajına sahip olmasına rağmen herkesin böyle olmadığını, bilakis pek az insanın böyle olduğunu o gün gereği gibi anlayabildiğini, ezici bir ekseriyetin ise fazlaca da işin farkında olmadığını görüyoruz. Bu dediklerim, Kur'an'ı çok daha iyi anlamış olmak için, anlayabilmek için, indiği yıllarda ve indiği mekanda yaşıyor olmayı bir zaruret, bir gereklilik, bir olmazsa olmaz şey saymanın esastan yanlışlığını göstermek içindir. Ben açık açık söylemekte sözünü hiçbir zaman çekmemesiyle de tanınan bir insan olarak şunu belirtmek istiyorum ki, Kur'an'ın inmesinden 1400 değil, 114 bin sene sonra eğer bu dünya duracaksa, bugünkü hayat devam edecekse, kıyamet henüz kopmayacaksa, o gün bile indiği gündeki insanlardan daha fazla, daha iyi anlayan insan olabilir, gelebilir, çıkabilir. Nitekim bırakalım muhayyel, mutasavvır şeyler hakkında konuşmayı bugün. Örneğin ben 1400 sene sonra, Kur'an'ın inmesinden 1400 sene sonra dünyaya gelmiş, yuvarlak hesap söylüyorum, veya 1350 sene önce sonra dünyaya gelmiş bir insan olmama rağmen, okuduklarımdan, incelediklerimden bu eserlerin yazdıkları eğer doğruysa, 10.000 ciltlik kütüphanede 1001 çeşit eser var. Doğruysa eğer, inanınız o gün yaşayanların, peygamberin yanında gezen, dolaşan, onunla dolaşanların, konuşanların birçoğundan daha iyi anladığı kanaatindir. Görüyorum. Ama şu şartla bu ifadeyi kullanıyorum. Eğer bu kitapların onlarla ilgili olarak yazdıkları doğruysa diyorum. Buna bağlı söylüyorum.
gerçek doğruyu da Allah biliyor, ben bilmiyorum. Onun için o zaman da yani ilkler daha iyi anlar, ondan sonrakiler ikinci sınıf, artık şansı yok. Bu tıpkı belirli coğrafyaları üstünleştirmek için uydurulduğu kanısını taşıdığı, efendim Mescid-ül Haram'da iki rekat nafile namaz kılan 1 milyon sevap alır. Mescid-ül Nebevi'de kılan 500 bin alır, Mescid-ül Aksa'da iki rekat nafile kılan 100 bin alır. Peki bu din cihana gönderilmiş dinse, Mekke'de doğduğu için kaç kere akşama kadar 50 kere ikişer rekat namaz kılabilmesi için hiçbir zahmet çekmek gereği duymayan bir Mekkeli'yi geçebilmek cihan alem bir araya gelse mümkün olmayacak demektir. Çünkü Kanada'da yaşıyor olsan da Müslüman olabileceksin. Çünkü bütün insanlar, Avustralya öyle. Peki Avustralya ve Kanada ile Mekke arasındaki mesafeyi gidip gelmek hiç mümkünatı var mı? Bunlar düpedüz belirli coğrafyalara zuladan belirli avantajlar sağlamak isteyen insanların uydurmaları olmalı. Kur'an'ın esprisiyle böyle bir şey asla ve asla alakası yok. Üstelik hac, dikkat edilirse mali durum itibariyle müsait olanlar, sağlık durumu itibariyle müsait olanlar için yıllık bir kongre, her yıl katılması gereken bir kongre değil. Katılanların meydana getirdiği bir toplantı olarak anılmış olan hac. Mutlaka filan yok, Türkiye'den de gitsin, sen gidersin, göreceksene filan gelir. Ama Türkiye'den de temsilci olsun, hani Endonezya'dan da olsun, Nijerya'dan da olsun, bu anlamda. Yoksa herkes, her delege, her sene aynı adam gitsin filan, böyle bir şey yok. Müslümanım diyen muhakkak gitsin, o da yok. Sağlığı müsait değilse gidemez. Mali durumu da onca yıldır yapmaya, gidip gelmeye ki bugün aldı başını gidiyor. Gene müsait. O bakımdan herkese silme, namaz gibi borç değildir mesela. Değil mi? Olur mu böyle şey? Yani daha doğarken birbirimizden farklıyız. Yani ben mi seçiyorum doğacağım yeri? Ya da Mekkeli kendi mi seçiyor Mekke'de doğuyor mu? Yok. Doğuşumuzdan kaynaklanan farklılığı, dezavantajı, ömrü billah uğraşsam, didinsem, ben telafi edemiyorsam, kabul ettiğim din, daha doğuşumuzdan onu benden önde, bir at boyu değil, bir at boyu, başı değil de at boyu değil, bilmem ne, bir tur avantajlı dünyaya geliyorsa, avantajı olmayanların havasını alacak demektir ki bu zulmün ta kendisi olur. Ne Allah zalimdir haşa, ne İslam'da zulüm vardır. Bu tür zulümleri de aradaki aracı ve tefeciler sokmuşlardır. Bilerek bilmeyerek, aklının kıtlığından ya da kastından. Benim kanaatim. Kur'an esprisiyle bağlaşır şeyler bilir. Onu bilemez. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Kur'an-ı Kerim'in anlaşılmasını engelleyen bir takım faktörler var öyleyse. Bu faktörler tarih içerisinde saltanatların baskısı mıdır, siyasi bir takım endişeler midir, yoksa kanunlar mıdır ya da insanların kendileri mi Kur'an-ı Kerim'i anlamak istemiyorlar gerçekten ve ondan böyle bir anlayış doğuyor. Yukarıdan beri anlattığınız fikirler nasıl oluşmuş, nasıl gelişmiş? Baskı, yani bir nebze ona değindik daha önce ki suallerimizin cevaplarını vermeye çalışırken siyasi iktidarların rolü babında. Fakat bir husus var, yani öncelikle engel olan şey yanlış anlayıştır. Öncelikle engel olan şey insanın zaafıdır, zayıflığıdır, merakının azlığıdır, temayülünün noksanlığıdır. Ama bu zayıflıkları pekiştiren, takviyeli hale getiren, zayıflığı takviyeli hale getiren, yani zayıflığı karesine çıkaran, küpüne çıkaran faktörler de gelişmiş tarihi süreç içerisinde. Geliştirilmiş, siyasi iktidarların işine gelmiş, onlar geliştirmiş. Ruhban sınıfı kolaycı sınıf, yani ne askere gider, ne vergi verir, ne bilmem şunu yapar, ne bunu yapar, ne devlet işine karışır, minderinin üstünde oturur. Sağdan sola yazılmış kitapları okur, ahkam keser, meselelere, müşküllere çözüm bulacağım diye kara kaplı kitaplarda, kitaptaki yerini arar. Böyle bir sınıf
doğmuş. Sınıfın da işine gelmiş, geçim kaynağı olmuş çünkü. Geçim kaynağını elinden çıkarmak istiyor mu insanlar? İstemez. Hani bu noktada çok güzel isabet edeceğine inandığım bir örnek var. İki komşu köy varmış. Komşu şu köyün, A köyünün arazisinde olan dağda arılar çok büyük çapta ballar yapıyorlar. Fakat bu köylü onu tanımıyormuş. Yani balı ve o dağda bal olduğunu bilmiyor. Evet. Balı da tanımıyormuş. Yandaki, yani kendi köyü arazisi değil de komşu köyünün köylüleri uyanık anlaşılan o balı keşfetmişler. Ve onlar keser satarmış, yerlenmiş bile. Günün birinde şu, o dağında bal olduğundan haberi bulunmayan köylülerden birisi pazarda komşu köyden birine rastlamış ve demiş ki, yahu demiş bir yerde geçen gün konuşuyorlardı, bal diye çok güzel bir yiyecek varmış demiş. Biriki hemen intikal etmiş ve demiş ki, ne diyorsun yahu sen? Kim dedi onu sana? Bal dediğin demiş, arı denilen böceğin pisliği demiş ya. Şimdi he ya öyle filan dese günün birinde ileriye de gidip hani kendi köylerinin arazisine dahil dağdaki balları keşfetti mi öbürleri havasını alacak. Öyle olmasın diye adam böyle şimdi böceğin de olsa pisliği yenir mi? Tabii bir daha adam pislik deyince unutuyor tamam. Evet. Bu noktada onu anlatmak istiyorum. Şimdi bu ruhban sınıfı bu işten uğraşılır mı? Yani o bal filan arı denir böceğin pisliği hesabı. Sakın ha, zinhar, anlamayanın yapacağı iş değil, o işe biz bakarız. Onlar ruhban ya, evet. Sanki İslam'da ruhban varmış gibi. Tabii millet balı pislik olarak tanıyınca, yani Kur'an'ı ben anlayamam deyince, diyelim, ondan uzak duruyor. Balı pislik olarak tanıyınca, baldan tabii. Uzak duran adam gibi. Evet. Dolayısıyla da ömrü bir daha, bal onun kanına hiç karışmıyor. Değil mi? Evet. Bu durumu tabii körüklüyorlar. Mesela, bu cümleden olarak matbaanın Osmanlı ülkesine, İstanbul'a gelişine karşı çıkılması yalnız gericilik sorunu değil. Gericisi yok. Tarihi kaynakların belirttiğine göre o günlerde yalnız İstanbul'da 80 bin kişi katip yazı yazmasını bilenmez kendilerle. Ve geçimini o yolla temin eden, kitap istihzah ederek, ona buna mektup yazarak, bugünkü gibi eğitim halkaymış değil.
geçinen adam var. Devlet olarak matbaa makinesini sokacaksan bu önce adam işsiz kalacak. Bunlara iş bulmazsan o adamlar işin güzelliğini fark etse bile öbür taraftan kendini ekmeksiz bırakacak bir iş. Bugün de aynı endişe insanları rahatsız ediyor. Örneğin robotlara yaptırılıyor birçok fabrikada, Japonya'da, şurada burada işçilerin yaptığı işler. Sendikalar karşı çıkıyor, işçiler karşı çıkıyor. Sebep, robot çalıştı mı işçi ne yapacak? Nereden karnını doyuracak? Onun için karşı çıkıyor, yoksa robota karşı değil. Robot çalışsın anladık da peki bu adam karnını nasıl doyuracak? Bu adam başlığa terk edilecekse bir değil, beş değil, milyonlarca insan. O zaman dünya makineler için mi, makineler insanlar için? Yani insan mı makineler için, makineler mi insan için? Evet. İş tersine dönüyor. Onun için karşı çıkıyor. Yani 500 sene, 300 sene evvel örneğin matbaanın gelmesine karşı çıkanlar hangi sebeple karşı çıkmışsa bugün de fabrikalarda robot kullanılmasına karşı çıkanlar aynı sebeple karşı çıkıyorlar ki gerçeği doğru, yani bu karşı çıkışta hakikaten haklı. Sonuçta tamam robotlar anladık da robot da insan için, makine de insan için, her bir şey insan için. İnsanı ezecek, yok edecek, açlığa mahkum edip gebertmeye, gebermeye mahkum edecekse batsın öyle robot, batsın öyle fabrika. Öyle değil mi? İnsanın olmadığı bir dünyada buyursun fabrikalar otursun. Hadi. Ne kadar abessiz değil mi? Onun için karşı çıkıyor. Yani siz onların nasıl geçineceğini düşünmezseniz. Şimdi bu adamlara da başka iş verilse, bunlar böyle din adam, yalnız namaz kıldırma memuru deniyor ya şimdi, yani böyle. Bunların her biri iş yapsa, yani bakkal olsa, eczacı olsa, bilmem ne falan filan, namaz vaktinde gelip birisi namaz kıldırsa, bu adamlar böyle ruhbanlık yapmaz. Çünkü geçimi ile de bir bağlılık kurulmuş oluyor. Adamın ruhbanlığı son buldu mu, karnı da aç kalıyor. Yani bu durumdan da onlar. Zaten İslami bir düzende bugünkü gibi Diyanet İşleri Teşkilatı, bilmem imamlar da maaşları yok böyle şeyler. Bunlar giderek paganist dinlerden alınan kavramların canları kalanıp sebizleyip gerçek İslami kavramların, o sebizleyen İslam dışı kavramların altında sigara kağıdı gibi ezildiği şey tersine döndürülecek. Öyle öyle şey yok. Tabii bu arada kimse işsiz, güçsüz, aç, öteberi de bırakılacak değil elbette. Ama yani bu yoldan para kazanacak değil. Bakkallık yapacak, manavlık yapacak. Ne yapabilirse yani bir bakmışlardan o işi yapar, namaz vakti de çıkar gelir birisi imamlık yapar hepsi bu kadar. Böyle adamı boş bırakır. Ancak toplamı 12-15-18 saat içerisinde toplamı yarım saati, bir saati doldurmayacak vakit için meşgul eder. Geride de başka işi yaptırmazsa bu adam geçimini ona endekslemiş duruma düşerse aman o elinden gitmesin, o maaş da yetmediği için bu sefer mevlüt okumaya, alt üst almaya, devre, öteye, veriye derken al sana yan gelir elde edeceğim diye yaptığı işler Allah'ın dininin yanına yatırıyor. Sebep, yani altındaki sebepleri de şöyle kaldırıp uçuru bakmak lazım. Yoksa salt kızmak, karşı çıkmak da bir anlam ifade ediyor. Yani niye çıkıyor? Örneğin hamam böceğinden kurtulamıyoruz ya o mutfakta ya da banyoda diyorsa bir evde oturan, hamam böceği hangi ortamda yaşıyor? Rutubetli ortamda ve sıcak. O zaman rutubeti gidereceksin. Başka yolu yok. Rutubeti gidermediği sürece hamam böceğinden de kurtulamazsın. Yani ortamı, şartları değiştirmezsen ruhban sınıfından da kurtulamazsın. Şimdi günümüz insanının, özellikle Türk insanı için söz konusu bu, hafızasında tasavvufi bilgiler var. Hadis hakkında hadis diye çok şey duymuş. Metnini bilmese bile mealen ezberlemiş, tekrar edip duruyor. İtikadi bilgiler var. İşte bazı şeyleri böyle imanın şartı 6'dır, İslam'ın şartı 5'tir, işte evet, filanın farzı filan böyle sayarak maddelerle öğrenmiş. Evet. Peki insanların hayatında Kur'an-ı Kerim müstakil olarak yer alıyor mu? Ve Kur'an-ı Kerim bugün gerek toplumumuzda, gerek insanımızın hayatında bulunması gerektiği konumda mıdır? Kesinlikle. Kesinlikle değil. Kur'an herkesin başının ucunda, yalnız kendisinin, karyolasının da başının ucunda yeri olan bir kitap. Velakin bu yer
ta başından bu yana yanlış algılanıldığından yanlış bir yer. Evet. Üstümüzde bulunan bir kitap haline getirilmiş. Yani o böyle yüceltilir. Yüceliği böyle belirlenir, belirtilir sanıldığı için. Evet. Bundan dolayı yanlış bir yere konmuş. Bizim üstümüzde değil, bizim içimizde, bizimle beraber gezen, bizimle beraber konuşan, bizimle beraber oturup yatan bir kitap olmak durumunda. Nasıl ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yanınız üzerine, böğrünüz üzerine, otururken ya da yatarken veya uzanırken Allah'ı zikredin. Yani unutmayın, yoksa tesbihle şakır şakır edin demek değil. Unutmayın diyorsa, Kur'an'ı da yatarken oku, otururken oku, yanın üstüne devrilmişken oku, okudu. Bu toplumda Kur'an'ın yerinin bu şekle dönüşmesi bir açıdan nostaljik bir değeri haiz oluşu, bir yerde ütopik ulaşılmaz, erişilmez, ellenmez, dokunulmaz, bakılmaz, açılmaz. Açmak bakmak zorunda kalsam bile ancak Arapçasına bakabilirsin ve de işte merasimlidir, abdest alınmadan ne uzunca anlayışının yaygınlaşması ta alınışından Türk toplumu için İslam'ın kabullenildiğinden bu yana yanlış alınıp bu yanlışın kıdem kazanmasının tezahürüdür. Dikkat edilirse Türkler Orta Asya'dan İran üzerinden geçip gelip Anadolu'ya yerleşirlerken Orta Asya'daki İslam dışı yani Şamanizm denilen din diyorların asıl dini. O dinle gelirlerken ki Hint dillerinden de zaman içerisinde etkilenmiş. Zamanla Yahudilikten işte Maniheizm yok, Öteberi, Budizm falan filan. İran'daki ikametleri sırasında Zerdüştlüğün hakim olduğu dönemlerde Zerdüştlükten de muhtelif kavramları almış. Yani bir radyoaktif kirlilik gibi onları da ekli. Zaten kirli, kirli, başka cins kirlilik de eklenmiş, kiri almış iken Abbasilerin son dönemlerinde Türkler İslam'la tanışmış, muhatap olmuşlar. Ebu Müslim, Hasaniler falan işte Abbasilerin genelkurmay başkanları bilmiş ayrılır bugünkü tabiriyle. O dönemde ise İslam, yani Beni Ümeyye'nin bilmem kaç sene, arkasından Beni Abbas'ın kaç sene, Allah'ın Resulüne indirdiği safiyeti bozulmuş. Diğer dinlerden sokulan şeylere ses çıkarılmaya çıkarılmaya, asıl olmayan asıllaşmış. O haliyle tanışılan tasavvufun eski Hint dinlerinin yeni Eflatunculuk okulunun İskenderiye Mektebi'nden Yunan kültürünün İslam havuzuna aka 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 meydana getirdiği bugünkü Haliç'teki pislik adaları gibi İslami olmayan atıklardan oluşan adalar oluşmuş. İşte bu haliyle Türkler İslam'la tanışmışlar. Yani İslam bu hale getirilmişken Türkler İslam'ı tanımışlar. Ve denmiş ki onlara işte İslam hak dindir. Doğru tabii. Ama tabii hak din İslam ama ne hale getirmiş? Yani adam şey cüzdanlı gibi ağzı yüzü bozulmuş. Vaktiyle Cihan Güzel yakışıklı ama cüzdanlı adam kutluğu kalır mı? İslam'ı da Peygamber'in gününde Cihan Güzel'i İslam'ın Abbasilerin son gününe kadar eden edeceğini etmiş ve cüzdanlı suratı gibi yüzüne bakılmaz hale getirmiş. Fakat o haliyle demişler ki işte hak din bu. Sırtına sarmışlar. O gün bugündür o dini böyle algılayan o haliyle koruyabilmek için ne vermedik evlat bırakmış, ne vermedik can bırakmış, ne vermedik mal bırakmış. Hala da bu devam ediyor. Türkler Müslüman olduğundan bu yana ilk defa bizler belki bu genç neslin en yaşlısı benim bu konuda. Bizler Allah'ın Resulüne gönderdiği şekline inkılap etmeye, yani ona kalbetmeye, çevirmeye çalışan ve o haliyle bu toplumun, halkın dininin yerine hakkın dininin ikamesi için uğraşan insanlar olarak Rabbimize hamdolsun, geleneksel anlayışın ki biraz evvelki suallerimiz bunların biraz ifadesinden başka bir şey değil, meydana getirdiği atmosferde, hani ozon deliği modasına uyarak söyleyelim, büyük bir Kur'an deliği açtık ki ne yamanabilir haldedir şimdi, kurban olayım Allah'a, ne kapatılabilir haldedir. Gittikçe de tüm atmosferi
İnşallah kaplayacak bu gibi işler. Deryada inşaat yapmak gibidir. Gece kondiyor, akşam başlar, sabah içine girersiniz de denizdeki liman inşaatı teknik ne kadar gelişirse gelişsin bir günde, bir haftada, bir ayda bitecek inşaat değildir. Toplum da bir deniz gibidir. Toplumun kanaatlarının değişmesi, davranışlarının değişmesi de uzun bir sürecin gerektiği şey kendisidir. Şimdi, bu başlamıştır hamdolsun. Ve önüne geçilmez şekilde de tırmanış kaydediyor. Bu çok ümit verici güzelliklerine rağmen de hala dünya kadar fırın ekmek yememiz gerektiğini de unutmayalım. Ayağımız yerden kesilmesin. Daha Kur'an'a ahlak edinmek, nefislerindekini değiştirmek safhasına henüz intikal etmiş değil. Evet. Biraz önce konuşurken Kur'an-ı Kerim'i anlamak için tefsir okumaktan şiddetle sakındırdınız. Peki, esas itibariyle belli bir düzeye gelen insan için değil. Anlıyorum. Müptediler için dedim, dikkat edin. Tabii. Peki müstakil bir Kur'an kültürü nasıl oluşturulur? Nasıl başlamamız lazım? O noktada şeyler. Efendim, mazur görün. İktibas dergisinde acizane bir insan olarak çapımız, kavrayışımız, anlayışımız bizim de hudutlu. Bu hudutlar içerisinde becerebildiğimiz kadarıyla ama iddiasız bir şekilde Kur'ani kavramlar tefsiri yapıp geliyoruz. Evet. Hemen hemen 126 sayıdır. Şaka değil, 25. sayıda başladık ve 156. sayı çıktığına göre 126 sayıdır kavram tefsiri yapıyoruz. Örneğin zikir nedir, zikrullah nedir, keramet nedir, takva nedir, yani Kur'an'a göre nedir? Kavramlar diye bir yuvarlak laf koyduk onun altında. Aslında Kur'an'daki kavramların tefsiri. Kısa tutuyoruz. Zaten tefsir denmesi için geleneksel anlayışta deve yükü kitaplar halinde olması da gerekmiyor. Ne hikmetse cahiller sayfa sayfa, cilt cilt, 30 cilt, 20 cilt filan dendikçe aman içinde deryalar, denizler var zannediyor. Eğer hacmi çok olmak muhtevasının da ciddiyetini gerektirseydi, bu olmazsa olmaz bir şart olsaydı, Kur'an çok önemsiz kitaplardan biri olurdu. Çünkü şunca az, 500-600 sayfadan ibaret bir kitapçı. Hiç de hacimle, muhteva birbiriyle doğru ya da ters orantılı bir şeyin ifadesi olamaz. O ne hikmetse filan tefsiri, altı cilt. İşte filan mübarek Şemsül Eyvme-i Serahzi, Mefsut Yavru. 30 cilt her biri biner sana, vay be, ne derya. Okuyorum, deryayı bırak, ayağın şurasına bile su geldi. Yüce yerleri var evet. Yani çok laf söylemek demek, çok doğru söylemek demek değildir. Öyle olsaydı, demek ki 6600 küsur ayet, yani cümle, Kur'an. 30 cilt, 30 balık bir kitapta, kaç yüz bin cümle vardır beyler, ortalama bir hesap ederseniz. Haşa, Allah'ın sözü mü kalmadı da o kadarla ittifak ediyor? Yeterli demek. Yeterli gördük kullar için o açıklamalar, gayet açık. Lafı abartmanın, köpürtmenin, ifade etmeye çalıştığı gerçeği daha iyi anlatabilmesiyle filan da alakası yok. Şeye boğmak, yani meseleyi anlatmak istediğiniz şeyi lafa boğmak. Söze boğmak, bol söze boğmak, anlatmak istediğinizin ortaya çıkmasını belli bir noktadan sonra ses duvarını aşmak gibi anlaşılmaz hale getirmesini sağlıyor ancak. Onun için Allah-u Teala gayet veciz, icaza da değinmiştik ya başta. Evet. Veciz, yani mucize, icaz, veciz aynı şey. En güzel, en kısa ve en açık ifadelendirmenin adıdır. Onun için Kur'an mucizdir. Lafa boğulmuş bir kitap değildir. Bir kelimesi o yüzden ziyade değil, o yüzden yine bir kelimesi nazarlıdır. Göndericisi itibariyle olduğu gibi, ondan gelen olması bakımından da bu sebeplerle mucizdir. İcaz taşımaktadır. Oradaki hakikatları Allah'ın ifade ettiği kadar veciz, başka sözlerle söyleyemezsiniz. Zaten bu konuda da Allah-u Teala yarışma açmış, ödül de bulmuş. Hadi onun gibi 10 sure getirin, bir ayet getirin. Yok. Değil mi? Evet. Evet. O zaman buna devam edelim. Yani müstakil bir Kur'an kültürü oluşturmak için gayret edeceğiz. Bu öneriler dikkate alınacak. Peki çocuklarımıza veya
kültürü daha az olan insanlar için dil problemini de aşarak müstakil çalışmalar yapılmalı mı? O hayatla alakalı olarak gelen, o hayatın sorunlarına değinen, o sorunları çözümlere ulaştıran, insanlara düşünce, insanlar için düşünce ve tavır geliştiren, yani geliştirmeleri için tespitler, esaslar sunan bir kitap. Bu itibarla herhangi bir şeyi anlamak için o şeyin taalluk ettiği, doğrudan ya da dolayısıyla taalluk ettiği şeyleri bilmek de nasıl o şeyi anlamayı kolaylaştıran zaruri şeyler ise, elbette Kur'an'ı anlamak için de o günkü olayları, dili, o gün kendisinden bahsedilen yaşayan dilleri, kavimleri, toplumları yani, o günün ekonomisini, o günün, o günkü manasıyla, o gün kullanıldığı manasıyla kullanılan kavramları bilmeye ihtiyaç var. Bunun kimisini, şu unsurlardan ki hepsini saymadım, yani bir ağızda hatırıma gelenleri söyledim. Örneğin kimisini mutlaka bilmek gerekirken, herkesin bilmesi gerekirken, kimisini, örneğin Arapçayı, herkesin bilmesi gerekmez. Farz-ı kifaye gibidir. Birisi 5'i, 15'i bilir, geri tarafı onların bildiklerinden yararlanır. Bazı şeyler, her ev yapmak isteyenin nasıl mühendis olma zorunluluğu yok ise, tıpkı onun gibi mütalaa edilmeliymiş. Bugün Türkçe'de, yalnız benim kütüphanemde neredeyse 60'ın üzerinde Türkçe tefsir, meal ve tercüme var. Türkçe. Yalnız benim kütüphanemde, yani Türkiye'de şu güne kadar ne kadar çıktı, onun da tam rakamını bilmiyorum ama kendi kütüphanemde mevcut olanları biliyorum. Herhangi bir şeyi denendi şeye düştüğüm zaman, bir tercümeden örneğin, bir aslına bakıyorum daha sonra çalıştığım Arapçadan yararlanarak lügatında yardımıyla, daha çözemezsem bildiğini bildiğim birilerine de burada şu kelime geçiyor mu, bana siyak ve sibak sanki bu tercüme yanlış gibi bir kanaat uyandırıyor bende. Bir bak da bana şu var mı yok mu de diyorum. Kendimdeki bir yerde yapabiliyorum. İyi kötü. İşte Arapça sorunu dediğim gibi böyle çözülür. Yani bilenlerden yararlanırsınız. Bu dert değil o kadar. Bütün bir başka kavmin dilini öğretemezsiniz. Tarih boyunca da bu olmamış zaten. Öğretmeye de kalksanız bu asırları alır. Peki kaç asır sonra bitecek şeye kadar herkes yaşamayacak? Eğer Arapça öğrenmeden İslam öğrenilemezse, Arapçayı öğrenim derken nefesini, son nefesini veren adam o zaman cehennemi boyladı. Demek ki elinden gelmeyen bir şeyden dolayı cehennemin boylanması da İslam diniyle bağdaşır şey olamaz. Evet. Böyle şey düşünmenin de alemi yok. Allah dileseydi bütün kavimleri tek kavim yapar, tek ümmet yapar, kendi ifadelerim dediği gibi hepsini de tek dil ile konuşan bir toplum yapar idi. Bütün vahiylerini, bütün elçilerini de o dilden vahiylerdi, hiç dert kalmazdı. İşin bir yanından bakınca böyle görünürken, öbür yanından bakıldığında bugün ana dili Arapça olan, sokaktaki insan değilse bile tahsillisi de en azından mevcut nüfusun hiç değilse 20'de biri kadar olan 100 milyon Arap'tır. İslam'dan kırılıp geçiyorlar mı bunlar? Çatır çatır buraya İslam bir gelirse oraya 111 gelmeli. Köşte geldiğini gördüm. Hatta bilebildiğim kadarıyla Türkiye'deki fikri seviyenin yarısında bile değil Arap ülkelerinden hiçbirinde, Mısır'ından Lübnan'ın, Cezayir'inden Tunus'una, Irak'ından Suudi Arabistan'ına, Kuveyt'inden Ebu Dabi'sine, hiçbir Arap ülkesinde bilebildiğim kadarı için geçerli olmak üzere söylüyorum. Fikri seviye Kur'an'ı anlamak, gerçekten söylüyorum kanaatını, Türkiye'deki bugünkü ulaşılmış fikri seviyenin, Kur'an'ı anlamadaki fikri seviyenin yarısına ulaşmıştı. Belki biz sonra başladık ama bunlardan bir iki tur öndeyiz. Benim kanaatim, bal gibi bu kanaatimi açık açık söylemekte, hem doğrusu toplumum adına, alnımın akı imiş gibi kazandığım bir madalya imiş gibi iptal ettiğim için söylüyorum. Başkalarını kıskandırmak falan da değil. Yani biz işte hayırda yarışmakla emrolunmuş bir ümmet değil miyiz? Evet. Onlar da bizi geçsinler, buyursunlar. Ha? Bu hayırsa eğer Kur'an'ı anlamak ki, elbette hayırın ta kendisi,
O zaman onlar da müzik etsin. Ben inanıyorum ki bu anda Pakistan'ından Hindistan'dan, Amerikan yazından bilmem Avustralya'dan, Endonezya'sından Fas'ına bütün toplumlardaki fikri seviyeden en üstünü Türkiye. Kanaatımı söylüyorum, yanında bilirim, bana vahide gelmiyor, belli bir şey. Ama gördüğüm kadarıyla değerlendiriyorum. Nerede, kimi görmüşsem ki özellikle bundan 17 sene evvel hacca gittiğimde her taraftan, her ülkeden gelmiş insanların çeşit çeşidiyle görüşüp konuşmaya çalıştım. İlgilenirde yardımım, bana şey yapmam, yardımımdan istifade ederim. İran'a her gittiğimdeki, hele iki gidişim resmi gidiş olduğundan dünyanın neredeyse 50'şer 60'ar ülkesinden, Müslümanların yaşadığı ülkelerden çağrılı misafirler ile aynı mekanda, aynı müddet bulunduğumuzdan, onlardan da edindiğim intibalarla sınırlı kalmak üzere bu yardımı veriyorum. Ama bizim bilmediğimiz bir şey Güney Afrika'da var da varsa, o zaman benim bu hükmüm elbette ki onu kapsamanın dışında bırakacaktır. Doğal olanı budur. Yani öyle anlamak lazım değil mi? Evet. Şimdi biraz önce çok güzel bir cümle kullandınız. Atmosferde ozon tabakasında delik açıldı diyorlar. Hamdolsun ki bizim atmosferimizde de Kur'an'la bir delik açılmıştır. Bir Kur'an deliği açılmıştır ve bu gün gün büyümektedir. Hamd ediyoruz Cenab-ı Hakk'a. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i anlamak üzere yola çıkan bir insan, Resulullah dönemindeki vakaları da göz önünde bulundurarak Kur'an'ı anladı. Kur'an-ı Kerim'in o mesajını bugüne getirirken onun aynını mı taşıyıp getirmeli, yoksa hikmetlerini ve illetlerini göz önünde bulundurarak onun esprisini mi bugüne taşımalı? Evet, güzel bir soru. Efendim, arzane kanaatim, yanılabilirim insanım. Buyurun. Hepimiz insanız ama Kur'an bence insanlara, madem ki kıyamete kadar her şeyi açıklayıcı olarak gönderilmiş bir kitaptır, buna rağmen de kıyamete kadar olan vaktin belli bir kesitinde inmiştir. O kesitte yaşayan, o zaman kesitinde yaşayan insanların, o zaman kesitinde belli bir coğrafyada yaşayan insanların anlayışlarını kolaylaştırmak için onların deyimlerini kullanmış, onların yaşadığı olayları konu edinmiş ise bu Kur'an'ın bir kusuru değil, mevzileştirilerek anlaşılmasının kolaylaştırılmasını sağlamak için Allah'ın gösterdiği bir kolaylıktır. İşte bu tür, yani o indiği zaman dilimi içerisinde ve indiği arz parçası üzerinde yaşayan kavimle ilgili kısımlarına taalluk eden ayetlerinin taşıdığı esprileri göz önünde bulundurup o espriyi kıyamete kadar yaşatmayı her zaman diliminde ve her mekanda, her kavimde ve her coğrafyada yaşatabilmeyi mümkün kılacak anlayışı, espriyi o mekanlara ve o zaman dilimlerine taşımayı Allah murad etmiş olmalıdır. Ki dini bütün coğrafyalar ve bütün zamanları kapsayıcı bir din olarak kıyamete kadar bütün sorunların çözümünü sağlamış bir din olabilsin. Başka türlü bu ifade, yani kıyamete kadar bütün sorunları çözecek ifadesi nasıl anlaşılabilir? Bu şekilde anlarsanız bu ifade yerli yerinde ifade olur. Yoksa 1400 sene evvel filan coğrafyada, şu zaman diliminde falan coğrafyadaki olayları kapsayıp onun dışıyla alakası bulunmayan bir ayet ile de diğer insanların alakası bulunamaz ki. Kıyamete yaklaştıkça Kur'an'dan kırpa kırpa hiçbir şey kalmaz hale gelir. İşe tersinden bakınca bu manzara karşımıza çıkıyorsa, ki çıkıyor zorunlu olarak, bu hale getirdiğiniz Kur'an sizi çarpıverir sonra. Yani şu halkın dilindeki çarpmayı kastetmiyorum. Ahirette hesabını veremez duruma düşersiniz demek istiyorum. Öyleyse mahalli şeyler, yani Allah demişse ki develerin nasıl yaratıldığına bakmıyorlar mı? Örneğin konumuza taalluk eden minitilmiş bir örnek verirsek, Kanada'da yaşayan Müslüman da hiç deve görmemişse, illa devenin nasıl yaratıldığına bakacağım diye Arabistan'a sefer mi eylemeli beyler? Fukarası zengini. Gerek var mı buna? O da orada Avustralyalı. Deve yok da kanguru. O da kanguruların nasıl yaratıldığına bakmıyor musunuz diye tercüme etsin bu ayeti. Yani değiştirsin tercümesini demiyorum. Deve yok, kanguru varsa.
deve yok, deve kuşu varsa, belki Avustralya'daki Müslüman olan yahut olmak isteyen kangurunun nasıl yaratıldığına baksın, öbürü de deve kuşunun nasıl, belki de balinanın kuzey denizlerinde yaşayan veya okyanusların çevresinde yaşayan. Kızıldeniz'de balina yok çünkü. Evet. Orada balinalara bakmıyor mu dese, Kızıldeniz'i görmüş adam hiç balina görmemiş, balina nasıl bir şey ki ona bakalım diyecek, çaresiz kalacaktı. Elbette herkesin gözünün önünde dolaşan deveyi anmalıydı Allah. Ama örneğin dağların nasıl dikildiğine bakmıyorlar mı dedim mi, ne dünyanın hemen neredeyse her tarafında dağ var. Büyük Sahra'da yaşayan belki bir dağ görmemiştir ama dünya nüfusu içerisinde Büyük Sahra'da zaten hemen kimse yaşamıyor. Varsa böyle 5 çadır ya 4 çadır vardır. Onlar için özel ayet gönderecek de hali yoktur. Yani istisnalar için kaide olmaz. Değil mi? Evet. Yani böyle anlar isek anlamalıyız kanaatın. O zaman Kur'an kıyamete kadar geçerli olan kitabıdır. Yok o zaman dilimi indiği zaman dilimi ve indiği coğrafya ile sınırlı bir kitap olarak anlarsanız bundan 30 yıl öncesine kadar moda olan, batıya yönelmişlerin modası olan İslam çağ düzeni, 1400 sene evvelin çağ dışı düzeni sözünü tasdik etmiş olursunuz ve onlar haklı çıkmış olur. Derdimiz kimseyi haklı haksız çıkarmak değil de o laflar aslında boş laflar idi. Ama böyle düşünür isek o lafları dolu laflar haline, anlamlı laflar haline getirmiş olur. Buna hakkımız yok, huzurum olur. Allah bütün coğrafyaların, bütün zamanların Allah'ı unutur. O bir şey söyleyecek, bir şey ifade edecek de onun ifadesi zamanları kapsamayacak. Mekanların belli kısmını kapsayıp diğerine yayılma gücü olmayacak. Mümkünatı var mı? Kül şeyin kadir olan bir varlıktan cüz-i şeyin kadirlik iş olur mu? Böyleyse o Allah olamaz. O Allah'sa böyle olamaz. Hukuk alanından bir örnekle biraz daha şekillendirebilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'deki hukuki ayetlerden herhangi biriyle biraz daha şekillendirebilir misiniz? Tabii, tabii, tabii. Yani zaten dikkat edilirse örneğin hemen hiçbir toplumda, yeryüzünde yaşamış hiçbir toplumda ki bir istisnasını biliyoruz eğer tarihlerin yazdığı doğruysa Sparta toplumu Yunan'da. Evet. Hiçbir toplumda hırsızlık mübah görülmemiş. Ne Afrika'da, ne Hindistan'da, ne Kanada'da, ne Avustralya'da, ne ortası. Biz Sparta'da kendini göstermeden, yakalanmadan hırsızlık yapmak meziyet sayılmış belli bir dönem. Öyle yazıyor kitaplar, eski Yunan kitaplar. Dünyanın o zamanki nüfusu içerisinde de Sparta'nın varlığı denizde bir damla mıdır? Ondan daha az mıdır? Ya da biraz mı oldan mıdır? Bir damladan kale alınmaz. Dikkat edilirse komşu hukuku diye bir şey hem vahşi kabilelerde görülüp gözetilen şey olmuş hem daha gelişmiş kavimlerde görülüp gözetilen, önemsenen şey olmuş. Yani insanların sünnetullah'a uygun fıtratları da sünnetullah'ın gereği değil mi? Onun gereği insanlar marufa meyilli, marufu seven, beğenen doğada fıtratla yaratılmışlar. Münkerden de uzak, onu sevimsiz, kerih gören bir fıtratın, bir doğanın sahibi. Tabii doğasını, fıtratını kirletmeyenler, onu bozmayanlar, tabii halini bozmayan, yani deforme etmeyenler için söylüyoruz ki herkesin hoşuna gidiyor. Hatta bütün canlıların bile, yani örneğin bir köpeğe et vermek, kemik vermek isteseniz Allah Allah, aklı varmış gibi kuyruğunu sallayarak ve sanki gülerek, gözlerini içi gülerek yaklaşıyor. Evet. Kaldı ki aklı da yok. Bir ata veya ineğe ot uzatsanız bakıyorsunuz, geliyor. Yani size yakın oluyor, garip oluyor, akraba. Akraba yakın demek değil mi? Evet. Garip olur. Özel bir deyim olması lazım. Şimdi herhangi bir konu şu anda hukuki olarak doğrusu hemen hatırıma gelmedi. Belki zihnim dağıldı ondan. Ama verebilirim çünkü üzerinde durduğum şeyler bunlar da şu anda belki şey söyleyemeyeceğim. Elbette bir takım hukuki ilişkilerde de İslam'ın varlığını o tür kuralların varlığına bağladığı, espriyi muhafaza etmek kaydıyla
muamelenin biçiminde değişiklikler zaman ve mekan içerisinde olabilir. Ama o espriyi yitirmemek kaydedilir. Örneğin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı coğrafyada bilinmeyen türden bir ticaret türü gelişebilir yeryüzünün herhangi bir yerinde. Evet. Mesela, ticaret hukukuna tahallük eden bir konu. Bu ticaret türünde, onun gününde var olan ticaret türü, ticari muameleler türünde gerçekleştirilmesi gereken değerler, alıcının satıcıyı kandırmaması, satıcının alıcıyı zor durumda bırakarak malını elinden almaması gibi, örneğin bunlar çoğaltılabilir. Satıcının malının kusurunu belirtmesi gibi. Bunlar korunmak suretiyle o gün bilinmeyen bir ticari muamele nevi Kanada'da çıkmış olabilir, Avustralya yerlerinde rastlanabilir. Evet. Alınabilir. Hiçbir mahsul yok. Ama bu esprileri onun içinde yoksa oraya sokar. Nitekim aynı işi Allah cahiliye deyimlerini, terimlerini kullanarak yapmış. Fakat özel muhtevalar belirlemiş onları. Araplar takva kelimesini biliyor, keramet kelimesini. Ne kerim adam diyorlar filan. Kureyş'in konusu. Bir adam çok kerim. Bu kelimeyi Allah kullanmış. Kerim kelimesini. Ama muhtevasını değiştirmiş. İçeriğini, katastrofuna başka biçim vermiş. İmardan başka türlü çıkarmış kendi imar dairesinde. Örneğin Arap'ın gözünde kerim, keramet, dünya kadar varlığı da olsa bir adamın, ertesi gün bir lokma ekmek ister hale, bir lokma ekmeğe muhtaç hale kendisini düşürürcesine elindeki avucundakini dağıtana kerim diyorlar Arap'ın. Allah buna bir taban, bir de tavan koymuş. Avucumu sıkıp yalama, yani cimrilik etme, bir değil. Saçıp savurup ortada da kalma diyor. Al sana tavan, saçıp savurup ortada da kalma, al sana taban. Şey, taban ve tavan. Yani bu ikisinin arasında verebilirsin ama ne kadar? Kendin verdikten sonra başkasına, ya benim şunum kalmadı, sen de ne yaptın, bu verdin. Bu duruma düşün. Hatta bir olay da anlatıyor. Kadının birisi peygambere çocuğunu göndermiş şöyle, 7-8 yaşında anlaşılan çocuk. Demiş ki git Resulullah'a de ki annem senden bir entare istiyor. Çocuk da koştura koştura gelmiş. Ya Nebi Allah demiş, annem senden bir entare istiyor. Onun da üstündekinden başka hakikaten entaresi yokmuş. Kadın erkek entare giyiyor o devirde biliyoruz. Git yavrum demiş annene de ki Resulullah'a söyledim ama üstündekinden başka entarem yok dedi. Çocuk da işte dönmüş gelmiş anasına demiş ki annem Resulullah böyle söyledi. Anası hangi akla hizmetse, yani bu sözü ben parantez içinde kendime ait söylüyorum. Git demiş, annem üstündekini versin diyordu. Çocuk da koşturup gelmiş. Ya Nebi Allah demiş, annem diyor ki üstündekini versin. Allah Allah, şimdi düşünmüş, doluya koysan al, boşa koysan dol. Şimdi ümmetinden biri günün birinde bir şey istemiş, onu vermemiş olacak verilsin. Versen açık çıplak kalacak. Yani iki arada bir derede kalmış. Gerede düşünmüş insan olarak demiş vereyim Allah bilir. Demiş sen şöyle kenarda dur. Hani kapı yerine çabut var. Kapı olmuyor nerede? Doğrama nerede? Çocuğa sırtından entareyi soymuş. Eline atmış. Çocuk da almış. Koştura koştura altına götürmüş. İçeride kalmış bir çıplak. Anlaşılan evde kimse duymuyor. Öyle derken ezan okumuş. İşte birbirler ezan okuyor. Millet mescide gelmiş de nafilesini kılmış filan. Bekliyorlar ki hane-i saadetinden Resulullah gelsin. Her zaman olduğu gibi geçsin, imamlık yapsın. Bekle bekle kimse yok. İşte kurbiyeti, yakınlığı fazla olan Ebu Bekir, Ömer gibiler yaklaşmış. Demişler, ya Resulullah evde misiniz? Tabii ki girmiyor. Zayıf bir ses demiş, evet evdeyim. Hayırdır ya Resulullah, görmüyorlar ya hani perdenin arkasında. Niye gelmiyorsunuz? Hayırdır, bir şey mi var? Bu vaziyet demiş, böyle böyle aranıza çıkacak halim yok. Çırılçıplak vaziyetteyim. Hemen birisi evine koşturmuş. Anlaşılan yedek tazi var, getirmiş gelmiş. Sonra bu ayetin geldiği biraz evvel okudum. Avucunu sıkıp yalama, saçıp savurup ortada da kalma ayetin geldiği söyleniyor. Ki çok da tutuyor yani. Evet. Çok çok uygun düşüyor. Allahu alem. Şimdi mesele bu. Yani cahili bir şey.
doğrudan İslam'dan çıkmamış olabilir bir şey ama başka yerde rastladık. Şimdi araba peygamberin gününde yoktu. E biz şimdi o nasıl biner? Kaç kilometreyle giderdi? Hangi kaç numara yağ koyardı? Süper benzin mi yok diyor, normal benzin mi kullanırdı? Peygamber yaşasa mazotlu araba mı alırdı, benzinli araba mı? Ne yaparsan yap bu konuda bir şey ortaya çıkarma mümkünattan değil. E ne yapacağız şimdi böyle oldu diye arabayı tümden dışlayalım, hep sokmayalım mı memleketimize? Mümkün var mı? Olur mu? Olacak iş mi? Böyle olursa o zaman işte çöl düzeni. Çöl düzeni bir aşağılama ifadesi olarak söylemiyorum. Yani o günün dünyada her tarafında Avrupa'sı da Avrupa'sı da haber var. Bir de Avrupa tümden yamyam barbar. Değil mi? Evet. Vikingler, Vikingleri görüyoruz işte. Hırr, birbirini sırt geziyor. Şimdi ne yapacağız? Arabayı alıyoruz. Müslümanların icadı da değil. Peygamberin hadisinde de geçmiyor. Allah'ın ayetinde de geçmiyor. Ne yapıyoruz şimdi? Aldık diye gavur mu olduk? Yok. Bir binittir. Şimdi buna da fazla yük yüklemeyeceğiz. Deveye fazla yük yüklememiz gerektiği gibi. Çünkü bir an evvel çöker. Şasesi iniyor, mağazı ters dönüyor, lastiği patlıyor, kaza yapıyoruz. Hem canımız, malımız, telefonu hem de başkasına da zarar veriyoruz. Orada deveye eziyet ediyoruz ağzında dil olmayana. Burada da efendim adam gibi araba aldık diye ona buna hava atmayacağız. Nasıl devem var diye hava atmak yasaksa arabam var diye de atmayacaksın. Gücün yettiği kadar arabası olmayanlara yardımcı olup işte hiç değilse iş yerine gidip gelirken buyurun işte ben filan yere gidiyorum kızla. Götürebilirim, 4 kişi alır arabam. Ne olsa gidiyorum, siz de götüreyim onun için. Gelirken de hakeza. Yani yaya elinde yükle, heybeyle birine rastladın, devenle geliyorsun. Mümkünse onu da alırsın deveyin arkasına değil mi o zaman? Evet. Heybesini atarsın hiç değilse, değil mi? Allah'a yardımcı olmak lazım. Allah ona vermedi de deveyi sana verdiyse, bu imkanı sana verdiyse, ona buna tafra sat diye vermedi herhalde. Sana verdiklerinden başka kullarını, vermediği kullarını da nimetlendir diye verdi. Öyleyse bu araba olmuş verdi ya da deve olmuş 1400 sene belki bu fark etmez. Bu espriyi yaşattığın sürece araba da alırsın, helikopter de afiyet olsun, imkanın varsa, işin el veriyorsa, anlatabiliyor muyum? Jet uçağı da alır, istediğini de alır. Almalısın, hiçbir mahsuru yok. Evet. Şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. İslam dünyasında Kur'an'a rağmen gelişen bir anlayış var mı tarih içerisinde veya bugün? Kur'an'ı okuyup durduğu halde insanlar onun aksine görüşlere sahip olmuşlar mı? Veya böyle bir fikir doğup neşvine mağbulup günümüze kadar gelmiş mi? Böyle bir örnek. Kur'an'ı okuyarak böyle bir anlayış gelişemez zaten. Ama Kur'an okumadan evvel kendine bir gözlük takmışsa, evet, o gözlükle Kur'an'ı okuyorsa, ister istemez Kur'an'a baktığında da gözlüğünün rengi neyse, Kur'an sarıysa, gözlüğü yeşilse sarıyı yeşil görecek demektir. Neyi okusa öyle görecek bir Kur'an'ı değil. Evet. Hani bu bir bakıma muhakemesini terk etmiş. Aşık olan insanın hali gibi. Diyelim Fatma isimli bir kıza aşık olmuş, vurulmuşsa bu durumdaki adam aşk adamın gözünü kör eder ya, iradesini muhakemesini alır ya. Efendim? Fatma'ya aşık olan tarihte meşhur efendim Leyla ve Mecnun var ya, oradaki Mecnun gibi Ceylan'a bakar gene Leyla'yı görür. Şöyle bakar gene Leyla'yı görür. Dağa bakar gene Leyla'yı görür. Uçan kuşa bakar gene Leyla'yı görür. Aşık'a Bağdat sorulmaz, ufukları aşar giderdi. Aşık uçar. Tabii kafasından uçar yani, her yerden kesilemez de. Şimdi mesele bu. Kur'an okumak bizatihi böyle bir sapkınlığın sebebi olabilemez, mümkünatı yok. Ama Kur'an okuyan adam bunu okuyup ben kendimi haklı çıkarayım derse, komünist okusa kendine göre eğir büker komünistlik çıkarır. Demokrasi taraftarı olan bir adam okur demokrasi çıkarır. Aslında o bir mandıraka şapkası gibi elini sokup güvercin çıkar, elini sok tavşan çıkar. Öyle bir şey olduğundan değil. Ver ki hayalinin ürünü onu çıkarmak istiyor, çıkar. Bu onun kuruntusudur. Anlatabiliyor muyum? Yoksa Kur'an
her şeyin kendisinden çıkabildiği bir şey değildir. Örneğin onu okuyup da komünizmi çıkarmak mümkünattan değildir. Örneğin Marx, ezeli ve ebedi olanın, varlığı vacip yani spontan olanın madde olduğunu söyleyen birisiyken, Kur'an'da da varlığı vacip olan diye bir şey olduğuna inanıp, zamanın dışında hiçbir varlığı kabul etmeyen Dehriyyun'dan bahsedilir. Bu konuda bize bilgi veriyor Kur'an. Ben şahsen Dehri diye birisini tanımadım yani. Böyle anlayışa sahip birisini ama Kur'an bizi haber veriyor bize. Ama bunu tecviz ediyor demek değil. Haber vermek ayrı, varlığını kabul etmek ayrı. Yani tecviz etmek, cevaz vermek ayrı. Tevhidden başka bir şeye cevaz vermiyor. Değil mi? Her türlü şirkten bahsediliyor. Ama her türlü dinden bahsediyor. Uyduruk da olsa adına din diyor. Örneğin lekum dinikum ve lidin ifadesinde olduğu gibi. Kureyşlilerin uydurdukları eliyle yontuk diktikleri sonra da sana zannedip Allah'ın velisi zannedip neler neler kondukları ve böylece akidesini oluşturdukları dine de din diyor. Kendi dini olan İslam için de din diyor. Lekum dinikum ve lidin ifadesi onun açıklığı. Ama bu tıpkı para gibi. Avustralya yerlileri para diye böcek kabukları kullanıyorlarmış. Deniz böceklerin kabuklarını. Sen işte Türk lirası kullanıyorsun, bir çuvalı kaç para? Öbürü bilmem dolar kullanıyor. Doların bile 50 çeşidi var liranın böyle. Hong Kong doları var, Avustralya doları var, Amerikan doları, Kanada doları var. İsviçre frangı var, Fransız frangı var, Belçika frangı var. Ve hepsinin değeri de eşit değil. Ekonomileriyle, öteleriyle, verileriyle alakalı. Değil mi? Yani din olması ayrı bir konu. Fakat siz diyorsunuz ki mesela Türkiye Merkez Bankası diyor ki alımı satımı yapılan paralar yani convertible olan paralar şunlar her gün gazetelerde resmi çıkıyor. İsviçre Amerikan dolarına başlıyor. Suudi riyaliyle bitiriyor. İran riyalini almıyor kimse. Örneğin Afgan bilmem nesini almıyor. İspanya pesetasını kabul etmiyor. Alım satımını yapmıyor. Ben de geçmez. Yolun oraya düşerse gider orada harcarsın. Ben bunu alıp da sana karşılığında dolar veya mark veya Türk lirası vermem diyor. Allah-u Teala da kim ahirette bizim karşımıza çıkacaksa ki hepinizi çıkaracağız diriltip diyor. Evet, benim karşıma çıkacak benim dinimle çıksın. Ki mürüvvetini görsün. Başka dinin mürüvveti benim dinimde görülmez. Öyle ya. Amerika'ya giden adam Amerika'nın parasıyla giderse mürüvvetini görüyor. Değil mi? Onun için dolar alıp gidiyoruz. Oraya giden. Allah'ın karşısına da Allah'ın diniyle çıkarsan mürüvvetini görüyor. Yoksa kendi uydurduğun dinle veya başkalarının uydurduğu dinle çıkarsan gümrükten geri çevirseler iyi de orada geri çevirme de yok. Yani. İşin bitiyor yani. Son İzninizle bir diğer soru. Şöyle. Kur'an-ı Kerim'de siyasi içerikli mesajlar var mıdır? Kur'an bir siyasi kitap olarak kabul edilebilir mi? Buna bağlı olarak da sloganlaştırılan bir ifade var. Kur'an anayasadır deniyor. Evet. Bu sözün gerçekliği var mıdır? Bunlara bir açıklama. Kur'an'ın siyasete değinen ayetleri var mıdır? Lafı o kadar ters bir laf ki veya sorusu. Kur'an'da siyasi olmayan bir şey var mıdır diye sorulsa, evet. Hani deveye demişler boynunu eriyor demiş, nerem doğru ki? Yani Kur'an'da şu ayet siyasi, hangisi siyasi değil ki? Evet. Oruçla ilgili olan da ibadet siyasetiyle, oruca taalluk eden ibadet siyasetini belirleyen ayettir. Yani onun nasıl yapılacağı, nasıllığı, onun kişi üzerindeki geçerliliğini sağlayan, politikayı belirleyen ifadedir oruçla ilgili ayet. Namazla ilgili olan da namaza taalluk eden siyasi ayettir. İnsanların birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek için biz kullanıyoruz daha ziyade siyaset ama Kur'an baştan aşağı serapa siyasi bir kitaptır. Çünkü insanın kendi nefsiyle arasındaki ilişkileri düzenleme siyaseti, İnsanın diğer nefislerle, diğer insanlar arasındaki ilişkileri düzenleme siyaseti, insanın Rabbi Allah'la arasındaki ilişkileri düzenleme siyasetinin toplamının adıdır Kur'an. Bütün bu hususlara açıklık getiren yöntem, yol, usul, teori ve pratiği gösteren kitabın adıdır ki bu siyaset değilse ne siyaset diye sormak gerekir. Sorunun birinci kısmına bu açıklamayı getirirken Kur'an anayasadır lafı hakikaten bu yaşa gelene kadar
neredeyse benim dışımda tüm Allah'ın kullarının ağzından işittiğim bir laf ola gelmiştir. Hiçbir geçerliğini de göremememe rağmen nasıl da yaramaz şeyler insanlar arasında densiz, tutarsız, mesnetsiz şeyler bu kadar çabuk yayılır. İnsanı şaşırtmaktan başka bir noktaya getirmiyor. Anayasanın ne olduğunu bilmeyen ya da bilmesine rağmen ne olduğunu bilmeyen büyük kalabalıklar karşısında o kalabalıkların rızasını kazanmak için bildiği halde böyle kullanan pek az da olsa insanların yaydığı bir deyimdir. Gerçeğin bir ifadesi olmaktan da uzaktır. Kur'an anayasa değildir, olamazdı. Zira anayasa denilen şey, yani teşkilat-ı esasiye eski deyimiyle, teşkilat-ı esasiye, esas teşkilat kanunu denilen şey, belli bir teknikle hazırlanan, zaman içerisinde değişebilmesi mümkün olan ve değişebilen esas yasaların oluşturduğu yasaya denir ki, özetle bugün anayasa diyoruz. Kur'an hem bu tanıma uymaması açısından anayasa değildir, ancak anayasanın kaynağı olur. Yani anayasal hükümlerin kendisinden çıkarıldığı kaynak. Mesela demokrasilerde örf, gelenekler, bilmem neler ve başka şeyler, insanlar arası ilişkiler, öteler, beriler, milletler arası kurallar, öteler, beriler anayasanın kaynağı olarak mütalaa edilirler. Örneğin, kendisi değil, yani anayasa değil. Anayasanın kaynağı. Anayasa yapılırken kendisinden esinlenilen şeyler. Evet. Kendisinden hükümler çıkarılıp anayasa denilen şeyi oluşturan bu anlamda İslam, İslami bir anayasa ancak Kur'an'ı kaynak sayan, Sünnetullah'ı kaynak sayan, yerine göre de Sünnet-i Resulullah'ı kaynak sayan bir anlayışla ortaya konulan hükümlerin toplamı ancak İslami anayasa olabilir. Yoksa Kur'an'ın kendisine anayasa demek kadar abes, yanlış bir tanım olamaz. Böyle diyenler ya anayasayı bilmiyor, ya Kur'an'ı bilmiyor denir. Anayasada elif, la, mimin işi ne? Örneğin. Evet. Anayasada Yunus'u balığın yutmalı yuttuğunun işi ne? Ne ya? Daha bir sürü şey var. Yusuf'un hapse girdiğinin hikayesinin işi ne anayasada? Eğer Kur'an anayasaysa, Kur'an'da bunlar var. Bunlar da anayasada var. Cümle alemi güldürmeyin. Yani güldürmeyin demek Kur'an'da haşa gülünecek ayet var anlamına. Biz şimdi ayetler hiçbirine gülünemez. Hepsi düşündürücü. Ama şimdi onu oradan çıkarıp bazıları. O bütünün içerisinden ayrılıp şuraya koyduğun zaman anlaşılmaz hale gelir. Yani bunun için ben güldürmeyin diyorum. Evet. Yusuf'la Firavun'un karısı arasında veya işte neyse geçtiği söylenen o iftira olayının anayasada işi ne? Soruyorum az çok. Bir anayasa okuduysanız söyleyin yani. Evet, işi ne? Şimdi Kur'an anayasa derseniz bunların hepsinin anayasada işi var demek. Çünkü anayasadan bahsediyoruz. Evet. Anayasanın kaynağı. Yani anayasal hükümlerin, anayasa maddelerinin espri esas itibariyle kendisinden çıkarıldığı ana kaynaktır Kur'an. İslami anayasa için söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? O bakımdan böyle söyleyenler inşallah daha az söyler olurlar ve giderek de bunu unuturlar. Gerçeği olduğu gibi görüp anayasanın kaynağı olabilir derler. Çünkü anayasalar değişir, Kur'an değişmez. Eğer Kur'an anayasaysa o zaman anayasa da değişir. Öyle değil mi? Demiş oluyorsunuz. Çünkü ayniyet tanıdığınız şey, şuna hangi özellikleri yüklemişseniz, ayniyet arz ettiğini kabul ettiğiniz şeye de aynı işlemleri yüklemiş olursunuz. Anayasalar dediğim gibi değişir. İlişkiler değişiyor. Bir takım şeyler değişiyor zaman içerisinde. Yeni yasal düzenlemeler oluyor. Çünkü hiç bilinmedik bir şey çıkıyor. Mesela diyelim, otomobil icat olmadan trafik yasası diye bir yasa var mıydı? Yoktu. Yoktu değil mi? Otomobil icat oldu. Yeryüzünü de kapladı, cirit atıyor. İşte Türkiye'de bile neredeyse kaç milyon, yani kaç kişiye, 10 kişiye bir araba düşüyormuş. Aşağı yukarı.
Trafik yasası çıkaracaksın. Peki hadi çıkar Kur'an'dan trafik yasası. Yasaları değiştirin. Çünkü yasalar gelişmelerle alakalıyken Kur'an gelişmeleri tanımlayan, gelişmelere ışık tutan ana kaynağını atmış. Yasalar ise gelişmelerin tanımı ama belli coğrafyalar, belli mekanlar için. Mekan ve coğrafya değişti mi? Evet. Tanımlarınız da değişir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam en iyi binit attır dediyse, yeryüzünde atın, merkebin, katırın, devenin bulunduğu zaman için geçerli olmak üzere söylemiştir. Bugün de hala en iyi binit at değil misiniz? Evet, güzel hayvandır, âlâdır, hala babası geçmediği, geçecek gibi de görünmüyor. Acayip bir yaratıktır Allah'ın bir hikmeti, ayrı mesele. Ama binit olmaktan çıkıyor artık. Çıktı. Ya araba varken 4-5 kişi biniyorsun, içeri kalorifer birine yağmurdan, yaştan etkileniyor, ne kıştan tipi de. Yazın air conditioner'ı çalıştırıyorsun, yiyor, içiyorsun ve gidiyorsun. Üstelik yorulmayı da bitiriyor. Şimdi at mı hala en iyi binit yoksa yakşı bir otomobil mi daha hala? Ata iyi binit denmesi, atın taşıdığı diğer binit vasıtalarına nispetle, diğer binitlere nispetle. Taşıdığı özelliklerden, farklılıklardan kaynaklanmışsa eğer ki öyle. Aynı illeti bugün at değil de otomobil taşıyorsa, helikopter taşıyorsa, uçak taşıyorsa kendinden, atı çıkarıp onun yerine hani iyi atlar besleyin. İşte hala atlar mı? Şimdi artık tanklar besleyeceksin, zırhlı araçlar besleyeceksin yani sözün gelişi söylüyorum. Mesela tanklara karşı atlarla çıkarsak, kemiklerini de kırar, ondan sonra da zamk yapmak üzere özel bilmem ne fabrikasına gönderir. Ata karşı at, deveye karşı at, merkebe katıra karşı at besler. Tanka karşı atın bir anlamı yoktur. O zaman şaşkın ördek olur insan, yani şaşkın ördeklik olur. Hala at beslemek, savaş için. Ha? Tabii. Evet. Bir de şöyle bir soru var. Bu kamuoyuna intikal etti. Biz bu konuyu, yani nesih konusuna geldim. Nesih konusunu 7-8 yıldan bu yana ilgi alanımıza girdi bu konudaki tartışmalar. Ve bu konuda telif edilen müstakil eserler de hamdolsun elimize geçti. Belirmeye başladı, evet. Bunları okuduk. Ancak bu konudaki tartışmalar toplumda henüz bir yere oturup genel kanaat halinde insanlarımıza henüz yansımadı. Genel geçerlik kazanmış hali geldi. Evet. Şimdi usul kitaplarındaki tartışmalar, tanımlar filan bunları geçiyorum. Kur'an-ı Kerim'de neshin varlığını kabul etmek veya yokluğunu kabul etmek toplumumuza nasıl yansır? Ve Kur'an-ı Kerim'in iki kapağı arasında nesih varlığını savunmak ne derece hala geçerli olabilir bu konuda? Yani malum nesh etmek, kaldırmak demek. Allah-u Teala bu konuya değinmiş ise Kur'an'daki değinmiş, müşriklerle peygamber arasındaki diyaloğun bir uzantısı asıl taraf olarak değinmek durumunda kalmış. Örneğin müşrikler peygamberi itham ediyorlar. Onun peygamberliğini red sadedinde, yok işte sen bu ayeti değil falan ayeti getirsen, işte şöyle bir ayet getirseydin işte biz kabul ederdik mesela. Yok bilmem sen şunu unuttun. Yani bu cümleden onu suçlayıcı ve şeyler söylüyorlar, yani buna benzer şeyler. Bunun üzerine Allah diyor ki, biz dilediğimizi unuttururuz, yani nesh ederiz, kaldırırız. Kaldırdık demiyor. Dikkat edin, kaldırırız. Yani biz kulü şeyin kadir değil miyiz? Aynen. İstersek söylediğiniz şeyi de yaparız. Yani Muhammed'e böylettiğimiz bir şeyi istersek biz her şeye kadiriz ya. Evet. Allah olarak kaldırırız. İstersek unuttururuz. Ve istersek ilave olarak, asıl vurguladığı da bu, daha iyisini de, yani siz şunu beğenmiyor musunuz? Evet, onu unutturur, daha iyisini de ona belletiriz. Yani biz her şeyi yaparız anlamında. Yoksa bunları yaptık, yaptıklarımız da bu kitapta var anlamında değil. Ne gariptir ki, böyle anlaşıla gelmiş. Efendim, tilaveti neshedilmiş hükmü baki, tilaveti baki hükmü neshedilmiş filan gibi, tamamen kuruntu üzerine gördüğüm şeyler ilim olmuş, bilim olmuş. Ya Rabbi 1400 senedir tedavül eder durur. Kim alır, kim satar bu
kel tavuğu demek dünya kadar kör alıcı var ki alıp satır. Hiç ben neshedilmiş bir ayet filan görmedim. Bir sürü hadi elimde nehçül nehçül belaga. Belugul meram. Efendim Ömer'imlik hatta da bir söz söyletiyorlar. Bak şimdi raviler ne söylemiş. Dinle ve Ömer gibi adam neler yapmış da haberimiz yokmuş. Efendim biz Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama rejim ayetinin geldiğini duyduk, dinledik, bildik, öğrendik ve onunla da amel ettik. Eğer bugün insanların Hattab'ın oğlu Ömer Allah'ın kitabına bir ayet ilave etti demelerinden çekinmeseydim, elimle bu ayeti yani rejim ayetini elimle yazardım buna. Aha. Yahu nasıl olur da bu rivayeti ciddi ciddi nakleder gelirsiniz asırlardır. Hiç mi beyin yok ravidir? Kitabını alanlar hiç mi beyin yok? Eğer Ömer'in bu ifadesi doğruysa bak bir sağlamasını yapalım. O zaman demek ki önüne gelin bir takım ayetler soktuğu, bir takım ayetleri çıkardığı ve Allah'ın korumasına yani bekçiliğini Allah'ın yaptığı bir şeyin Nasreddin Hoca'nın türbesi gibi giren çıkan bir kapısı var, kilidi var ama eş duvarı olmayan bir yer olduğu anlaşılıyor eğer bu rivayete itibar edersiniz. Peki Allah'ın koruması böyle mi belir? Yahu bizim o kitapta bahsedilen Allah'ımız öyle onu bunu uydurup ilahı gibi değil yahu. İçinden geçirdiğini de bilir. Olanı bildiği gibi olacağı da bilir. Kullu şeyin alim olan Allah. Siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz ki böyle şeyleri düşünebiliyor ya da düşünülmesine yol açacak şeyler yapıyor. Olacak iş mi? Efendim başka bir rivayet. Bu ayetin yazıldığı nesne, papyrus yahut başka bir şey, çabuk. Ayşe'nin odasında minderinin altındaymış. Bir gün Ayşe evde yokken peygamberin hanımı bir geçi girmiş yemiş o ayeti. O yüzden girmemiş. Tamam, makul geçi yiyebilir. Öyle ya, geçinin yiyeceği biliyorsun bizim ineklerimiz de vardı. Çabuk mabuk buldu mu yedi. Geçi yemiş. Tamam da geçi yedi diye Allahu Teala artık bir nüsha vardı o ayetten gönderdi. Matbaasında kalmadı basılı halde yok. Bu diyeceğiz yani. Gene gönderir lan. Ne diyor? Senin kalbine yerleştirecek olan biziz diyor. Yani geçi yerse yattınız. Bir ayet 90'larda bir daha da göndermem mi diyor. Bunları ciddi ciddi yazmışlar kitaplara. Ya Rabbi gel de gülme, üzülme, kızma yani ne yapacağım şaşırıyor. Olacak iş mi? Arkadaşım akıl var yakındır. Şaka mı yahu sen benimle beni muhatap almıyorsun? Ben değilim. Allah'a muhatap almıyorsun. Onun muhafızlığına rağmen kim kul adam onun korumasındaki bir şeye el uzatabilir? Ha? Nasıl bir tasarrufta bulunabilir onun korumasında? Olsaydı zaten 1400 sene şaka şuka değil yani 14 asır boyunca ikinci değil 152. Kur'an'ı icat ederdi insan. Yok nasıl işte? Anlamam yani nasıl akıl sahipleri buna bunları konuşmak için üzerinde durabilir benim aklım emin olun ya azlığından almıyor ya da akıl alacak şeyler değil onlar ne menemiştir olacak şey abi sosyal hayata nasıl yansımış bu tarih içinden bugüne kadar efendim vahiy metlu vahiy gayri metlu evet. Hikayeleri evet. Vahiy gayri metlu bunun varlığından bahsetmek bir iddiadır. Her iddiada olduğu gibi bu iddiada da müddeinin iddiasının ispat yükümlülüğü vardır. Vahiy gayrimetlu yani tilavet edilmemiş, yazılmamış ve söylenmemiş. Evet. Tilavet aslında söylenmedir. Yazma evet. Anlamını sorudan kazanmış. Efendim bu yazılmamış vahiy olduğuna bulunduğuna dair Kur'an'da en ufak bir metlum vahiy yani tilavet edilmiş vahiy. Buna rağmen hala vahiy gayrimetlu'dan bahsedenler ancak zanlarıyla hükmediyorlar. Zanlarını ilim ediniyorlar. Bunun da hesabını daha veremez. Çünkü itikat zan götürmez. Zanla mütehammil değildir. Tahammül edemez. İtikat kesinlik ister. Akitten geliyor. Akıl kökünden. Yani meşkük maddeler, tarafların mükellefiyetlerinin belirgin olmadığı maddelere imza atarsanız bu akit aranızı düzelteceği yerde, mükellefiyetlerinizi belirleyeceği yerde ne yapar? İhtilafınızın nedeni, mahkemelik ederiz.
Allah'la da kul mahkemelik olduysa ayvayı yedi. Değil mi? Tabii. Çünkü mahkeme onun mahkemesi. Onun akdi eğer açık değilse, net şeylerden oluşmuyorsa, sen bilinmeyen şeylere imza atmışım, o zaman o seni aldatmış gibi olur ki haşa, onu kimseyi aldatmaya gider. Sen o aldatmış değil. Sen bir takım ek maddeler sağına soluna boş bulduğun yerlere ekler de onu imzaladığın akit sayarsan, akideyi, unsurları, o zaman da sen matbu metni bozmaktan dolayı mahkemeye verilir ve cezasıyla da cezalandırılırsın. Yani zannını karıştıramazsın itikadı. Amellerde zannı galip söz konusudur da itikatta kesinlikle zannı galibe yer yoktur. Zira zan gerçekten bir şey ifade etmez. Gerçeğin bir ifadesi değil, ayet. Yani gerçek şöyle bir bütünse, varsayalım. O, bu bütünün zan, aha en küçük parçasının bile ifadesi değildir. Hani işte hanımım beni sevmiyor. Ne, ya peki nereden? Vallahi öyle geliyor için. Bunun söylemi ne demek? Yani bir elinde maddi delilin olacak. Hüccetin olacak ki böyle söyleyebilirsin. Bu arkadaş bana kalkıp biraz sonra vuracak gibi. Niye? Bak şimdi anladın, durdunlar mı, elinde sopamı gördüm mesela. Değil mi? Öyle bir şey göstermen, öbür türlü peki o vuracak gibi de, bu sevecek gibi mi duruyor, o zaman bu da vuracak gibi duruyor. Onun gibi duruyor işte. Böyle olursa, yani böyle kuruntuya adam kendini kaptırırsa, en kısa yoldan Bakırköy koyar. Kuruntu adamı solunda Bakırköylük yapmaz mı? Kuruntusuna ilim edinenlerin habire gezip dolaştığı bir yer olmuş Müslümanlar gibi yaşadığı bir yer maalesef. Ama Yaradan'a şükür, dediğim gibi kapatılamaz, yamanamaz bir delik. Kuruntu atmosferinde açtık, o sis dağılıyor artık. Bir daha eskisi gibi göz gözü görmez hale gelmeyecek. Yaradan'a şükür. Artık şeytanın bacağı kırıldı. Son 200 yıl içerisinde Kur'an'ın anlaşılmasına öncülük etmiş insanlar var muhakkak, evet, ki önümüzü açan, bize önderlik eden. Yok, evet. Bunlardan birkaç isim söylemek ister misiniz? Tabii meşhur, herkesin bildiği, söyleyip yazdığı, okuduğumuz şeyler işte Afganiler, Muhammed Abdullah'lar, Memreşit Rıza'lar, Türkiye'de onların uzantısı sayılacak Mehmet Akifler, Ömer Rıza Doğrular, ama bunlar daha sonra işte birisi can korkusundan, Mustafa Kemal Efendimiz'in korkusundan Mısır'da soluğu almış, Allah mağfiret etsin Mehmet Akif. Evet. Öbürü de burada kalmış ama şasesini eğmişler. Adamı, Ömer Rıza'yı berbat etmiş, koymuşlar. Mesela Şemsettin Günaltay, çok iyi düşünen, alim, ariza mıydı, işleri bilen bir adam İslam. Ama adam ya yaşayacaktı ya da bu. Yaşatamamış ya, öbür bedenini yaşatmayı düşünmüş. Dolayısıyla bu işlerin bilmezi gibi tam tersi işlerde başvekillikler, öteler böyleler yapmış, küfür türleri. Var tabii ama bunlar isimleri çoğaltılabilir. Dikkatimi çeken bir şey var. Müşterek parantez içine alınabilir kusurları var. Bulundukları yaşa mesela Mustafa Merahiler. 1920'li yıllarda eserin şeyhi yani rektörü yazdığı şeyleri filan gördüğümüzde insan gerçekten belli, yani bir seviyenin üstündeki insan olduğunu gösteriyor. Ama dikkat ediyorum, bunların hepsinde, yani Osmanlı kökenli veya Mısır'da yaşamış, başka yerler, Afganistan'da, İran, her neyse, bunlarda bir şey var, halka iniklik. Halkla bağlantı yok. Yani fikirlerini hep eşraftan taraftar almışlar. Hükümetten, resmi makamlardan taraftar almışlar. Yani yukarıdan aşağı indirmeyi düşünmüşler. Halbuki sünnetullah hep aşağıdan yukarıdır. Peygamberler ekabirandan başlamamıştır. Herkese söylemiştir. Fakat söylediği herkes içerisinde kendine yakınlık duyanlarla garip olmuş, yakın olmuş. Evet. Ve giderek ileri gelenmiş, geri kalanmış bakmadan tüm toplumu getirdikleri vahyin sarmasına çalışmıştır. İken bunların bir esası, yanlışlık olarak gördüğüm şey olarak söylüyorum, çok üst düzeyde, yani bulutların üstünde bu meseleleri mütalaa etmeleri, alt tabakada aşağıda halkın bunların görüşlerinden hemen hemen hiç habersiz bulunmaları, düşünenlerden bekleneceğine göre
Bunların halka inmeye yönelik bir kopuklukları, bir iletişim noksanlıkları olduğunu gösteriyor. Bundan dolayı da bulabildilerse bulmuşlar. O tabakada Said Halim Paşalar filan da iyi kötü bunlardan sayılır mesela. Orada kalmış ve bunlar ölünce de o fikirler de gitmiş. Toprağa beraber gitmiş. Hem de kitaplarında kalmış. Anlatabiliyor muyum? İslam ya da doğrular, doğrularla İslam aynı şey. Tabiatı itibarla yani nebat gibi, cennet ağacı gibi değildir. Kökü yukarıda, dalı aşağıda değildir. Dünyada sünnetullah farklıdır. Kökü aşağıda, dalları yukarıda olur dünyadaki ağaçlar. Ve her ağaç, her nebat aşağıdan çıkar yukarı doğru büyür. Fikirler de sünnetullah'a uygun olarak, gerek batıl fikirler, gerek hak fikirler, halk arasında duvar, halk arasında sahip bulur ise yaşama şansı vardır. Batıl olsun, hak olsun, tüm fikirler için sünnetullah geçerlidir. Yukarıdan aşağı indirmeye çalıştığınız şeyler inmiyor, inmez, inmemiştir de. İşte çok canlı bir örneği gözümüzün önünde Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu her şeyiyle Türkiye'yi batılı yapmaya yönelik tek kelimeyle işte Kemalizm, Atatürkçülük falan filan denilen şeyin haline bak. İşi bitiktir, ölmüş de cenazesi ortada duramıyor. Toprağı bol olsun olmuş. Evet. İnmedi halk. Yukarıdan aşağı olmaz. Örneğin 27 Mayıs'a bakın, 12 Mart'a, 12 Eylül'e bakın. Bu zemheri soğuğu estirdiği günlerde Allah Erzurum Belediyesi Bahriye Ana Caddesi'nin adını değiştirip Evren Paşa Caddesi. Aydın Belediyesi yarışa giriyor, yok Karakuvveti ne bilmem Tahsin Şahin Kaya Caddesi falan. Ama o çatırtı çutırtı bahar gelip de hava biraz ılayınca bir bakmışım buzlar eridi mi tekrar denişip Erzurum'daki cadde Evren adı kaldırılıyor. Bilmem gene eski adı bilmem ne Paşa Caddesi ya şu bulvarı konuyor. O kadar yani olacağı o. Çünkü tırnağı yer tutmuyor ki yani bunlar koparılıp gelip vazoya konmuş çiçekler gibi. Dursa dursa kaç gün durur işte. Ha? Topraktaki çiçek öyle değil işte. 3 senede bir çiçek böyle duruyor. 3 sene durur mu vazoda bir çiçek, koparmış çiçek durmaz. Bunlar böyle köksüz yani vazodaki çiçek derken kökünden koparılmış çiçek. Onu anlamıyorum. Kökünden kökü olmayan şeyler yaşayamaz. Kökü olmayan şeyler beslenemez de ondan yaşayamazlar. Beslenmeleri suni olur. Suni'nin de tadı olmuyor, doğal olmuyor ve İnsanları doyurmuyor, doygunluk vermiyor. Allah razı olsun. Son olarak ilave etmek istediğiniz bir şey varsa... Ben çok teşekkür ederim. Yani özetle demek istiyorum ki, açıkça vurgulamakta bir cümleyle zaruret görüyorum ki, Kur'an anlaşılmaz demekten büyük günah görmüyorum. İnanın. Haşa ve kella, Kur'an'ın belirlediği şirk, günahının karşısında alternatif bir günah çıkarma hevesin falan da yok Allah'ın. Ama şirkin ne olduğunu, tevhidin ne olduğunu da anlamayı engelleyen bu zihniyet adamı daha şirki tanımadan müşriktir. Kur'an'ı okumadan şirki tanımlayabilir misiniz? Anlayabilir miyim? Orada şirki tarif ediyor adam. Allah'ın zatı ve sıfatlarını Allah'ın dışında herhangi bir varlıkta biri veya bir çoğuyla görmenin adıdır şirk. Zatı ve sıfatlarını yalnız kendine tahsis etmenin adı da tevhiddir. Kısaca. Bunu tanımlayan Kur'an'ı okumaz iseniz anlayamam veya da şu bu sebeple o zaman şirki de tanımazsınız. Tevhidi de tanımazsınız. Dolayısıyla neyi bileceksiniz ki? İyi bilme, kötüyü bilme. Doğruyu bilme, eğriyi bilme. O zaman sen neyi bilirsin? Sen nesin? Onun için bu ifadeyi kullanma gereği duyuyorum. Yani en büyük günah Kur'an anlaşılmaz demek. Allah'a zulümdür zira. Anlaşılmayacak bir kitabı kullarına göndermekle Allah zulmetmiş demiş olmakla eş anlamlıdır. Onun için Müslümanlar tövbe estağfurullah aman ha aman ağzına böyle şeyleri almasın kafasından da kazısını atsın. Anlamaya çalışsın.
Evet. Atı nispetinde anlamaya çalışsın. Bir de okusun, bir daha okusun, bir daha okusun, bir daha okusun, okusun, konuşsun, tartışsın, altını çizsin. Okuya okuya eskitsin, eskittiğini atsın burada kağıtlara. Yenisini alsın bir daha eskitsin. Ne kadar çok Kur'an eskitirse okuya okuya bir Müslüman aha o kadar özümlemesi mümkün. Velhasılı kelam. Allah razı olsun. Cümlemizde. Özür dilerim. Bir gündem dışı bir soru soracaktım. Şimdi her zaman merakıma mucib oldu bu Ercüment abi. Evet. Bu yani Türkler zannederim Abdülkerim Satuk Buğrahan zamanında İslam'a girdiler. Yani bir devlet reisi olarak tepeden inme halka Müslüman olacaksınız mı dedi. Ya ben bunu sultanınız bu dini kabul etti siz de bu dini kabul etmeye mecbursunuz gibi halkı bir mecburiyet içerisinde mi tuttu? Nasıl gelişti? Tahir şey mazur görün. Giriş olarak bir standartizasyon yapamıyorsunuz. Aynı şey Medine'de de vaki oluyor. Esad ibn-i Zurare Mekke'den İslam'ı onlara öğretmesi için istedikleri ve peygamberin de onların yanına katıp gönderdiği Musab ibn-i Umeyr'i yanında gezdirirken bir Muaz ibn-i Cebel var. Orada ya Evsin ya Hazrec'in birisinin kabile reisi. O bir adam gönderiyor Esad'a. Diyor ki yanındaki yabancıyı diyor yani Mekkeli Musab'ı kastederek kovsun. Çoluğumuzu çocuğumuzu yoldan çıkarıyor. Yoldan yani ataların dilinden yolu. Evet. Adam gidiyor diyor böyle böyle. Musab ibn-i Umeyr diyor ki oturup beni dinlemez misin? Dinle. Ondan sonra diyor konuşalım. Gidip gitmemek. Dinliyor adam. Aklı yatıyor. Ve Müslüman. Tekrar geliyor. Muaz diyor ki vallahi bu adam gelişine bakıyor. Gönderdiğimden farklı bir şekilde geliyor. Zeki de bir adam. Bu sefer kızıyor. Kendisi gidiyor. Diyor be adam. Çok musal. Çoluk çocuk çıkarıyorsun. Atalarımızdan gördüklerimizden saptırıyorsun. Terk et git bu. Esad sen de buna sahip çıkma. Esad müdür aleme değil mi? Evet. Yine Musab ibn-i Umeyr Allah'a sığınır. Ona da aynı şeyi söylüyor Muaz bin Cebel. Diyor beni dinlemez misiniz? Yani beni dinleyin ondan sonra gerekiyorsa gene gideyim. Gerek görürseniz gene gideyim ama lütfen ne diyorum? Buyurun oturun da bir dinleyin. Peki filan. Gayet güzel bir üslupla yaradanla sığınarak anlatıyor. En sonunda o da geldiği amacı unutup diyor bu dine nasıl giriliyor? Böyle o da Müslüman onu sonra gidiyor diyor ki kabilesine. Toplanın. Herkes toplanıyor zaten şef. Diyor Evs'ten mi yani hangi kabileye mensupsa şu anda tam hatırlamıyorum. Kim Müslüman olmazsa gözüme görünmesin. Akşama kadar herkes diyor Müslüman olacak. Yani bunu engelleyemiyorsun. Mesela Peygamber Hamza'yı anlatıyor. Hiç tınmayan Hamza. Bir gün avdan dönerken birisi ona diyor ki biliyor musun? Onun da bozulduğu bir Ebu Cehil. Yeğenine ne hakaret yaptı? Ne kabileler arasında çekişme. Ne yaptı? Alçak. Hemen yıkılıyor Hamza. Dayı ya. Böyle böyle diyor filanın devesinin eşini diyor hani Yahu'yla beraber çıkan şey var kısmı. Onu diyor filanın kölesini getirtti namaz kılıyordu senin yeğenin Muhammed. Kardeşim ne oluyor? Diyor onun üstüne attırdı hakaret etti. Vay eve gitmiyor Hamza elindeki yayı biliyorsun daha önce çat kafasına. Ondan sonra da diyor hadi bakalım onun dinine de giriyorum hadi ne yapacaksın? Böyle mi girilir? Yani bacadan düşüyor. Tabiri caizse. Onca zaman peygamber anlatmış hiç. Standartize edemiyorsun. Hani topluca, münferit, bacadan, pencereden, kapıdan, duvar delerek. Ama geldiği yerde kalmayıp ilerlere gitmeyin. Öyle kabul etmiş olabilir. Böyle kabul etmiş olabilir. Bu fazla önemli değil. Kimisine bakıyordum, gazetede okuyordum. Gece bir Ermeni bilmem Siirt'in ne köyünde rüyasında görmüş. Sabah kalkmış, böyle gitmiş görmüş. Rüyada görülerek mi Müslüman olur yoksa aklederek. Çünkü rüya, yani uyku hal insanı akledemediği halde değil mi? Neyse bir şey diyemiyoruz da böyle oldum olmaz denmez de iyi hoş geldin sefa geldin de işte orada buyurma buyur şöyle baş köşeye geç yani daha ilerlerine girince anla da bu işin nasıl olduğunu da anla nasıl amel edileceğini de anla demek lazım değil mi yoksa böyle olunmaz geri çık diyemezsin hani yani kimseye diyemezsin böyle bir hak kimseye verilmez. Peki yani ne durumda Türkler İslam'a girseydi? Bugün biz toplum olarak, şey olarak daha avantajlı bir duruma gelir. Bakılarak yani girseydi, yani peygamberin zamanında girdiği gibi girseydi, Türk yükürdü, Arnavut'u bilmem ne, Boşna, kim olursa olsun. Öyle girseydi, bu halleri hiç düşmezdi.
Biz şimdi o hale çevirmeye çalıştığımız içindir ki müthiş bir irtifa kaydettik. Ve tüm toplum bu hale dönüşür ise, bakın koca devasa toplumda nihayet bitimciyiz şu şekilde düşünebilen, algılayabilen, bu halimizle bile Türkiye'yi horor hoplatıyoruz. Bir de düşün, tüm toplum bu hale gelirse buna yetişilir mi? Güç mü yeter? Evet. Evet. Dünyayı altın üstüne getirir onlar. Herkes yetkiler. Tıpkı Peygamber'in gününde bir cimcik Müslümanın tüm dünyayı böyle lazer ışınları gibi herkesin gözünü kamaştırdığı gibi. Dikkat edersin. Şimdi pili bitmiş şey gibi, ampul gibi yanıyoruz. Yani yanıyor mu, yanmıyor mu? Acaba bir yerden ışık düşüyor da onun ışığı mı geliyor yoksa Elfener'in ışığı mı, kendi ışığı mı belli değil şimdi.